Sesini duyamadım. ...17 Ağustos 1999, unutmadık, unutmayacağız. Tıpkı Erzurum depremini, tıpkı İzmir depremini, tıpkı 11 ilimizi etkileyen 2023'te yaşadığımız o korkunç faciayı, 6 Şubat depremini unutmadığımız, unutmayacağımız gibi. 1999 depremi tabii ki pek çok şey açısından bir milat ülkemizde. 1999 sonrası, o korkunç gece sonrası, sadece saniyeler süren ama binlerce kişinin hayatını kaybettiği o anlar sonrası ülkemizde pek çok şey değişti. Bir kere deprem sigortasından, sağlam binalardan, depremin öldürmeyeceğini, binanın öldüreceğini anladık, bunu hissettik, bunu gördük. Bunu önlemek için çeşitli önlemler almaya çalıştık. Fakat tabii bir taraftan doğaya karşı durmak mümkün değil. Ama sağlam binalar üretmek, sağlam binalara insanları yerleştirmek mümkün. Maalesef 6 Şubat depremi de bizi bir kez daha derinden yaraladı. Bir kez daha acımızı hatırlattı. Bir kez daha travmalarımızı tetikledi. Hatırlar mısınız 99 depreminden sonra tabii şu anda hatırlamayanlar var, çok küçük olanlar var. Fakat hatırlayanlar 99 depreminde böyle yataklarının yanına işte içinde fenerin olduğu, işte düdüğün olduğu, suyun olduğu ufak deprem çantaları yapmışlardı. Sonrasında unutuldu. Tabii ki unutmak güzel bir şey. Travmaları tekrar tekrar yaşamak, travmaların hayatımızı kontrol etmesine, korkularımızı süreklilik haline getirmesine izin vermemek gerekiyor. Bu bir kenara ama bunun tekrar yaşanabileceğini ve depremin hayatımızın bir parçası olduğunu, ülkemizin bir deprem kuşağında olduğunu bilerek ona göre hazırlık yapmak, ona göre önlem almak gerekiyor. Tabii ki bunun için bireysel olarak yapılacaklar var. Bir de müteahhitlerin, devlet denetiminin ve yerel yönetimlerin yapması gerekenler var. Bu toplu bir mücadele. 99 depremi sonrasında o yatak başuçlarına konulan küçük çantacıklar, deprem çantacıkları kaldırıldı, unutuldu. Aradan seneler geçti ta ki 6 Şubat'a kadar. 6 Şubat'ta bir kez daha üstelik de çok büyük, daha büyük bir acıyla, daha büyük bir kayıpla ülkemiz bir kez daha deprem felaketiyle yüz yüze geldi. Bu son muydu 6 Şubat depremi? Hayır, son değildi. Önümüzdeki dönemlerde ülkemizde yine depremler olacak. Çünkü bu fay yerine oturuncaya kadar yavaş yavaş ya da bir seferde daha büyük bir şekilde kırılmaya devam ediyor. Bunu uzmanlar söylüyorlar. Bunun için aslında süre de veriyorlar. Her 30 senede bir büyük depremler beklenir diyen uzmanlar var. Naci hocamız, Naci Görür hocamız defalarca aktardı. Hani çok uzak değil, özellikle İstanbul'u da kapsayacak deprem diye. Önlemimizi almamız gerekiyor. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Bir 25 yılda belki o 11 ilimizi kapsayan büyük acının üzerinden geçecek ve biz hala depremden bahsetmeye devam edeceğiz. Umuyorum ki bir diğer sefer eğer ülkemizi büyük bir deprem vurursa bu sefer şundan bahsedelim. Ne kadar güzel önlemler almışız, ne kadar bu geçtiğimiz yaşadığımız depremden ders çıkarmışız ki eskisi gibi büyük acılarla sınanmadı ülkemiz.
diyebilelim. Tabii ki yerel yönetimler, yerel politikalar, aynı zamanda bireysel anlamda apartman sakinleri ellerinden geleni yapıyorlar. Ama sanki biraz daha çabuklaştırmak gerekiyor bu yapılanları diye düşünüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hafta sonu Ekol TV ekranlarında sabah 9'da başlıyor, 12'ye kadar devam ediyor. Bugün yine çok güzel, çok farklı bir yayınımız sizlerle birlikte olacak. Ben de doğrusu heyecanla ve merakla bekliyorum. Öncelikle ilk bölümümüzde Burcu Tümer bizlerle beraber olacak. Burcu Tümer bildiğiniz gibi bizim yapay zeka avukatımız, teknolojiyle ilgili kendisine sık sık başvuruyoruz. Yine pek çok olay oldu Burcu'yla bir araya gelmeyeli. Bakalım Burcu bize neler anlatacak. Akademisyen yazar Sefa Özkaya bizlerle beraber olacak. Türk tarihinde savaşlardan bahsedeceğiz. Biz savaşlarla özdeşleşmiş, savaşı çok iyi bilen, savaşmayı çok iyi bilen bir toplumuz. Her Türk asker doğar. Böyle de bir darbe meselemiz var biliyorsunuz. Peki savaşlarda kullandığımız malzemeler, o oklar, o tüfekler, o işte eğersiz atlar, bunlar hayatımıza nasıl adapte edilmiş? Küçüklükten itibaren çocuklar bir savaş ortamında büyüdükleri için işte babalar savaşa gidiyorlar, senelerce yoklar. Çocuklar da savaşçı olarak yetişiyorlar ister istemez. Nasıl yetişmişler biraz ondan bahsedeceğiz. Sonrasında Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bizlerle beraber olacak. Mehmet hocamızla bundan 2 hafta önce farklı bir başlıkla beraberdik. Bu sefer Dünya Sağlık Örgütü'nün büyük uyarısı var. Eyvah eyvah, bakalım Mehmet hocamız neler anlatacak. Fakat maymun çiçeği, o mpox dedikleri vücutta böyle ufak ufak kabarcıklar yaratan ve epey de can sıkıcı bir hastalık. Ülkemizde var mı yok mu, neden böyle büyük bir uyarı söz konusu, biraz bundan bahsedeceğiz. Son bölümde de Sivas Kangal köpekleri bizlerle beraber olacak. Sivas Kangal, yani Anadolu aslanı olarak adlandırılan bu güzel köpeklerin hem ırk özelliklerinden bahsedeceğiz, hem yurt dışında nasıl algılanıyorlar, İlk defa tarihte Sivas Kangallara nerede nasıl rastlıyoruz, Sivas Kangalların hangi amaç doğrultusunda insanlara destek olması uygundur, bunlardan bahsedeceğiz. Stüdyomuzda kuçu kuçuları ağırlıyor olacağız. Tabii onlara biraz kuçu kuçu demek de çok doğru değil, çünkü neredeyse küçük bir midilli boyutundalar. Ama görevleri haricinde inanılmaz sakin, inanılmaz sadık, harika köpekler. Avrasya Uluslararası Avrasya Köpek Federasyonu Başkanı bizlerle birlikte olacak. Evet, sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bağlantılarımız da var. Bu arada maalesef İzmir'i etkisi altına alan bir yangın söz konusu. 3 kişinin yaktığı piknik ateşiyle birlikte maalesef çok ciddi bir etkisi oldu. Hala söndürülmeye çalışılıyor. Muhabir arkadaşımız orada yangını takip ediyor. Onunla da bağlantı kuruyor olacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hadi hemen başlayalım. Evet, öncelikle son dakikalarla başlayalım. İzmir dün itibariyle kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangınla mücadele ediyor. Geceyi nasıl geçirdi İzmir? Son durumu alalım. Ekol TV muhabiri Burak bizlerle birlikte. Burak hemen bize son durumu anlatsın. Burak, ne kadarlık bir alanı etkilediğini öğrenmek istiyoruz yangının. Karşıyaka ve başka ilçeler de tabii ki etkilendi. Senin arkanda dumanlar yükseldiğini görüyoruz. Tam olarak kontrol altına alınmadığını da biliyoruz yangının. Ve 3 kişinin bir piknik ateşiyle başlattığını biliyoruz bu yangının. Son gelişmeler neler? Seni dinliyoruz Burak.
Oydum Talı, günaydın, iyi yayınlar dilemek istiyorum öncelikle. İzmir Karşıyaka'dan nispeten sevindirici haberler verebiliriz sanırım bu yayında. Zira yangın hızla kontrol altına alınmaya çalışılıyor ve şu anda büyük ölçüde de kontrol altına alınmış durumda. Ancak tabii ki zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte oluşabilecek yeni yangınları engellemek amacıyla itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman korucuları şu anda ormanlık alanlarda kontrollerini ve yangınla ilgili müdahalelerini sürdürüyor. Bir yandan da jandarma ekiplerinin bölgedeki kontrolleri devam ediyor. Biz şu anda bir jandarma kontrol noktasındayız. Dünkü haberlerimizde de izleyicilerimizle paylaştığımız bir ayrıntı vardı. Bazı boşaltılan köyler olmuştu. Sancaklı köyü de bu köylerden bir tanesiydi. İşte o Sancaklı köyünün çıkış yolunda şu anda jandarma ekipleri kontrol noktası kurmuş durumdalar ve bu yoldan sivil araç ya da sivil kişilerin geçişine izin vermiyorlar. Çünkü o köyün boşaltılmış olması nedeniyle o köye girebilecek dışarıdan sivillerin herhangi bir yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilme ihtimallerine karşı böyle bir kontrol bölgesi oluşturulmuş durumda. Biz şu anda yine o terk edilen kontrol ve tedbir amacıyla boşaltılan noktalardan bir tanesindeyiz aynı zamanda. Hemen dumanların tüttüğünü gördüğünüz bölgede Karşıyaka Belediyesi'ne ait atık geri dönüştürme tesisi bulunuyor. Burası da ormandan gelen yangının rüzgarın da etkisiyle ulaştığı yerleşim alanlarında yaktığı ve yangına neden olduğu alanlardan bir tanesi. İşte bu geri dönüşüm tesisinde yangının gücü o kadar kuvvetliydi ki bakın hala daha dumanlar tütmeye devam ediyor. Tabii sadece dumanların tüttüğü yer bu geri dönüşüm tesisi değil. Şu anda ormanlık alanda da dumanların tüttüğünü görmeye devam ediyoruz. Gün boyunca süren çalışmalar gece de sabaha kadar devam etti. Hem itfaiye ekiplerinin çalışmaları hem orman koruma ekiplerinin çalışmaları gece boyunca etkili oldu. Sabah saatlerinde saat 6.30 itibariyle havadan müdahale de tekrar başladı yangın bölgesinde. Ve bu havadan müdahalelerle birlikte yangın şu anda büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda demek durumundayız. Ancak buna bir muhalefet çağrı da eklemek gerekiyor. Zira rüzgar ve olumsuz hava koşulları yangın tam bitti kontrol altına alındı derken bir anda tekrar yeniden başlama noktasına dönebiliyor ve bu da şu anda görmekte olduğunuz facialara yol açabiliyor. Şu anda ekiplerin yangınla canhıraş mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor İzmir Karşıyaka'da. Yerleşim yerine ulaşmasını engellemek amacıyla da belirli bir setler kuruldu ve bu setler aracılığıyla yangının tekrar alevlenerek ilerlemesi durumunda da yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi amaçlandı. Tabii ki sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ya da Orman Genel Müdürlüğü ekipleri değil, çevre illerden de itfaiye ekipleri bölgede faaliyet sürdürdü ve bu faaliyetler kapsamında gerçekten de çok kahramanca bir mücadele verildiğini mutlaka eklememiz gerekiyor. Tabii ki herkesin kafasında aynı soru var. Yangının neden çıktığı ve sorumlusunun kim olduğunu da merak ediyor herkes. Bununla ilgili olarak dün gece saatlerinde saat 1 sularında Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklı bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu bu açıklamada da kendisi piknik yapmak için ormanlık alanı kullanan 3 kişinin ihmali sonucunda bu yangının oluştuğunu ve o 3 kişinin arandığını bu toplantı sırasında duyurmuştu. Ve bu duyurunun sonrasında da şu anda herkes o 3 kişiyle ilgili nasıl bir süreç işleyeceğine dair merak sahibi. Tabii ki yangının şu anda öncelikli hedefi söndürülüp tamamıyla yok edilmesi, sonrasında ise sorumlularının tabii ki de cezalandırılması olacaktır. Kamuoyunda bu konudaki beklentilerini size de dile getirmiş olalım. Oydum Talı, İzmir Karşıyaka'da şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olmakla birlikte olası olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin çalışmaları ve tedbirleri devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Burak Çeliksoy, Eko TV muhabire, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Bu yayında senden güzel haberler almak hepimizi mutlu etti. Çünkü dünden itibaren yangınla mücadele ve bölge halkının nasıl etkilendiğini yine senin gözlemlerinle, açıklamalarla takip ettik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Senden bilgileri almaya devam edeceğiz. Evet, Burak Çeliksoy, Eko TV muhabiri, İzmir'den, Karşıyaka merkezli İzmir'den son gelişmeleri aktardı bize. Güzel haberler verdi. 3 kişi maalesef bir piknik ateşi yakıyorlar ve bu piknik ateşi sonunda önlemlerini almadıkları için işte arkamızda gördüğünüz korkunç, herkesin birbirine girdiği manzara oluşuyor. Bakalım bu 3 kişiyle ilgili süreç nasıl işleyecek? Tabii ki
tahminen bazı art niyetliler ormanlara girerek, bilerek ormanları yakıyorlar. Farklı farklı yerlerde yangın çıkarıyorlar ama burada piknik ateşi muhtemelen sorumsuzluk, muhtemelen umursamazlık, muhtemelen sonrasında ne olacağını bilememezlikten kaynaklandı. Ama bilinçlendirmek açısından özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı, LED'lerden tutun basına kadar, basından tutun yerel medyaya kadar her şekilde elinden geleni yapıyor. Ama buna rağmen bir piknik ateşinin hangi sonuçları doğuracağını bilmeyen maalesef 3 kişi işte böyle manzaralara sebep oluyor. İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada işte az önce de bahsettik ya, İzmir Karşıyaka'daki yangının çıkış nedeninin piknik ateşi olarak gösterdi. Sabah itibariyle sadece Bolu ve Manisa'da, ki onların da enerjileri düşürülmüştü, ancak çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması tekraren buraları alevlendirdi. Biz umuyorduk ki bunlara belli bir şekilde müdahale edeceğiz ve sonuç alacağız. Ancak farklı yerlerde de yangınlar çıkmaya başladı. Şimdi Bolu yangını ile ilgili bilgi vereyim. 12.41'de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını çıkartanlar, daha doğrusu başlatanlar gözaltında şu anda. Yangına o an itibariyle 13 helikopter, 160 kara aracı, 822 personel sevk ettik. Ayvatlar, Yeniköy, Seferler ve Umurlar mahallesi tahliye edilmişti tedbir amaçlı ve Nallıhan Göynük yolu trafiğe kapatılmıştı. An itibariyle hem arkadaşların müdahalesi hem nemin yüksek olması, sıcaklığın da düşmüş olması sebebiyle enerjisi düşürülmüş vaziyette. Tabii bununla uğraşırken İzmir Karşıyaka'da, Yamanlar'da bir yangın haberi aldık. Saat 21.10'da dün itibariyle aslında ilki o saatte ve tarihte idi. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken, bugün saat 10.14'te yangına, bu tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde ikinci bir yangın çıktı. Buna da müdahale 10.18'de gerçekleşti. Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları, yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Bir evinde, hepiniz bunları verdiniz zaten, çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı, ancak itfaiye tarafından söndürüldü. Evet, yakın bir zaman diliminde Sayın Yumaklı'nın, Sayın Bakan'ın tekrar açıklama yapmasını bekliyoruz. Bakalım neler söyleyecek Sayın Yumaklı. Dört bir koldan Türkiye'de farklı farklı bölgelerde çıkan yangınlara müdahaleler sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da gündeminde yangın vardı. Manisa ve İzmir'de çıkan orman yangınlarında olumsuz etkilenen vatandaşların tahliye edildiğini duyurdu bakan. Yerlikaya yaptığı açıklamada Manisa'nın Gördes ve Salihli, İzmir'in de Karşıyaka ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor dedi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde olduğunu dile getirdi. Açıklamada Manisa'da toplam 1440 vatandaşın, İzmir'de de toplam 800 vatandaşın tahliye edildiği bilgisi verildi. Bakan Yerlikaya aynı zamanda geçmiş olsun dileklerini de iletti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.
buyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir dedi. Bakan Tunç 100 kişilik ceza ve tevkif evlere genel müdürlüğü arama ve kurtarma ekiplerinin de teyakkuza geçtiği bilgisini verdi. Çanakkale Eceabat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangında yaklaşık 700 hektarlık alanın etkilendiğini belirtti. Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'a bağlı Büyük Anafarta köy yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik direğinin patlamasıyla geniş bir alana yayıldı. Çanakkale'de çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa bir sürede oldukça geniş bir alana yayıldı. Büyüyen yangına yardım için çevre şehirlerden de çok sayıda itfaiye ve arazöz gönderildi. Ancak yangının sönmesinden sonra ortaya çıkan manzara ise oldukça iç karartıcı. Gelibolu Tarihi Yarımadası'nın büyük bir bölümü küle döndü. Alevler Conk Bayırı, Anzak Koyu, Arıburnu Ovası'nda etkili oldu. Anzaklara ait mezarlıklara sıçradı. Yangında İtilaf Devletleri'ne ait anıt mezarlarda büyük hasar gördü. Şu anda bulunduğumuz bu noktada İngiliz, Yeni Zelanda ve Avustralyalıların mezarları bulunuyor. Bunlar da yangının tam ortasına kaldı ve deyim yerinde ise etrafı küle döndü. 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Yangın şehitlikleri de tehdit altına aldı. Conkbayırı şehitliği mevkiindeyiz. Atatürk'ün gözetleme yeri olan bu noktanın hemen arkasındaki ağaçlar küle döndü. Yangının şehitliğe ulaşmasına ise santimetreler kalmıştı. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ne siperlere ne de anıta herhangi bir zarar gelmedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgeye gitti. Yangında yaklaşık 700 hektarlık alanın etkilendiğini söyledi. Çok şükür tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale savaşlarının yaşandığı, Çanakkale zaferlerini kazandığımız, dünyaya altın harflerle yazdığımız, destan yazdığımız bu topraklarda, bu müstesna topraklarda herhangi bir anıt, herhangi bir abide, herhangi bir heykel, herhangi bir müze, siper zarar görmedi çok şükür. Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu usta oyuncu Aydemir Akbaş. Maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy duyurdu. Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran Aksoy, Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin ifadelerini kullandı. Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses de dün yaptığı sosyal medya paylaşımında 45 yıllık arkadaşının yoğun bakımda olduğunu belirterek sevenlerinden dua etmelerini istemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gezi davasında hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Meclis Başkanı Numan Kurtuluş'un çağrısıyla olağanüstü toplandı. Ancak Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sonrası mecliste kavga çıktı. Milletvekilleri tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Oturuma 5 kez ara verildi. Havada uçuşan sözler değil, yumruklar ve tekmeler oldu. İktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirine girdi. Can Atalay için olağanüstü toplanan mecliste ortalık karıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası muhalefetin çağrısıyla meclis olağanüstü toplandı. 14'teki birleşim sakin başlamıştı. AK Parti ve MHP sıraları boş, muhalefet sıraları ise tam kadro doluydu.
AKP ve MHP genel kurula girmediler. 200 milletvekilinin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Canan Atalay'ın durumu genel görüşmeye açılmak üzere çoğunluk oluştuğu için şimdi kapıda bekleyenler içeri giriyorlar. Ayağını kırdığı için Filistin özel oturumuna katılamayan CHP lideri Özel bu kez ortopedik destekle meclisteydi. Genel kurula girmeden önce Ekol TV'nin sorularını yanıtladı. Efendim sağlık durumunuz nasıl? Gördüğünüz gibi. Ya basit bir ev kazası işte. Merdivenin son iki basamağında kayınca düşmemek için şöyle basmışım. Böyle tarak kemiklerim zedelendi. Maalesef oturma. Dün katılamadık. Bugün şu şeyle birlikte geziyorum. Muhalefet toplantı yeter sayısına ulaştıktan sonra AK Partili milletvekilleri girdi salona. Onlar da iktidar sıralarında yerlerini aldılar. Oturumu Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ yönetiyordu. Kürsüde sözü Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Çık'a verdi. Zaten ne olduysa o andan sonra oldu. Ahmet Şık'ın iktidara yönelik söylediği sert sözler salonda tansiyonu bir anda yükseltti. AK Partili Alpay Özalan'ın müdahalesiyle Şık yere düştü. Yumruk ve tekmeler havada uçuşmaya başladı. Kavgayı diğer milletvekilleri ayırmaya çalıştı. Türkiye İşçi Partili Sera Kadıgil'in o anlarda AK Partili milletvekillerine dosya fırlattığı görüldü. Yumruklardan AK Partili Emre Cemil Ayvalı da nasibini aldı. Dakikalarca devam eden yumruklu kavgada bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü. Grup Başkan Vekili'nin kaşını yardı. Gerginlik araya diğer milletvekillerinin girmesiyle sona erdi. Meclis Başkan Vekili Bozdağ birleşime 5 kez ara verdi. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Birleşme yeniden başlandığında oturumu bu kez Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetiyordu. AK Partili Alpay Özalan ve Türkiye İşçi Partili Ahmet Çık'a kınama cezası verildi. Ana muhalefeti ortaya çıkan görüntülere tepkiliydi. CHP lideri Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar uçuşuyor, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz derecede utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktı. Özel kavga sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla aradı. Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını talep eden Özel, siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat Kurtulmuş'un başkanlık etmesi çağrısında bulundu. Meclisimizde hiç görmek istemediğimiz görüntüler bunlar. Bakın zaman zaman bu tarz görüntüleri farklı farklı ülkelerin farklı farklı meclislerinden haber olarak ekrana getiriyoruz ve her ekrana getirdiğimizde aslında bunlar hiç siyasette, demokraside görmek istemediğimiz görüntüler diyoruz ve maalesef aynı görüntüler bizim meclisimizde yaşandı. Bugün ve bu olaylar yaşandıktan itibaren haberler, ajanslar, sosyal medya, sosyal medyada çok güçlü olan yabancı haber kanalları işte BBC'si, CNN'i hepsi ama hepsi bu görüntüleri girdi. Bu ülkemiz açısından çok aleyhte bir durum, çok aleyhte bir puan. Ne olursa olsun, kim haklı, kim haksız olursa olsun onu bir kenara bırakıyorum. Ben yaşanan olay üzerinden dile getiriyorum düşüncelerimi ve tahminen siz de aynı fikirdesiniz. Bazen insan hislerine, gerginliklerine, kavga etme arzusuna engel olamıyor. Ama orası meclis ve oradan dünyaya yansıyan, oradan bize yansıyan görüntüler aslında hepimizin ihtiyacı olan görüntüler ki bu nedir? Sakin, sessiz, sulh içerisinde bir tartışma ortamı. Maalesef böyle görüntüler ortaya çıktı. Hiç istemediğimiz, hiç görmeyi arzu etmediğimiz görüntüler. Olayın içeriğinden tamamen bağımsız olarak söylüyorum bunu. O haklıdır, bu haklıdır, bu niye böyle yapmıştır, şu niye böyle yapmıştır demeden.
olayın yansıması üzerine söylüyorum. Çok kötü bir imaj, çok kötü bir durum söz konusu. Keşke olmasaydı, keşke bu görüntüler bizim meclisimizden tarihe bu şekilde aktarılmasaydı. Ama yaşandı, yapacak bir şey yok. Bu arada Sayın Özgür Özel'e de geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Acil şifalar dileyelim. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kez Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Detaylar şöyle. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde tespit edilen 4 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın dün gerçekleştirdiği haftalık basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Son operasyonla birlikte bu sayı 74'e yükseldi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı. Türkiye'nin terörle mücadelede ilk şehidi Er Süleyman Aydın anıldı. O, 1984 yılında terör örgütü PKK'nın İlk silahlı saldırısında şehit edilmişti. Ardından 40 yıl geçti. Şehidin acısı hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Aradan 40 yıl geçti. Türkiye'nin terörle mücadelede verdiği ilk şehit unutulmadı. Türkiye'nin ilk şehidi olarak. İlk şehidi. Jandarma komando Er Süleyman Aydın, Siirt Erut'ta vateni görevini yaparken terör örgütü PKK'nın 1984 yılındaki ilk saldırısında şehit düştü. Abi Cemal Aydın, memleket Erzincan'da şehit kardeşinin kabrini ziyaret etti. Süleyman Aydın'ın ismi Eruh'ta yaşatılıyor. Adına Saat Kulesi yapıldı, caddeye ismi verildi. 40 yıla aşkın bir terörle mücadele var bu coğrafyamızda. Tabii ki izleri de hala sürüyor, acıları var, içimizde yaşıyoruz. İlçe sakinleri hem şehidi andı hem de teröre tepki gösterdi. Bölgemiz çok büyük sıkıntı, çok büyük acılar çekti. Ama şu an elhamdülillah aradan tabii o kadar 40 yıllık bir zaman geçti. Şu an bölgemiz huzur içinde, mutluluk içinde, köylerimiz doldu, vatandaşlarımız artık köylerine gidebiliyor. Evet, kıymetli avukatımız sevgili Burcu Tümer bizlerle beraber. Teknoloji avukatı, aynı zamanda yapay zeka konusunda uzmanlığı bulunuyor ve yapay zeka ile ilgili tüm gelişmeleri bize aktarıyor. Nasılsın sevgili Burcu? Görüşmeyeli. İyi, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Mavi harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. İçimiz sen de açıldı. Öyle. Çok teşekkürler. Şimdi başlıklarımızla başlıyoruz. Öncelikle Bayraktar Kızıl Elma PT3 motor çalıştırma ve koşu testlerini tamamladı. Hı hı. Bu ne demek oluyor? Yani seri üretime, satışa ya da göklerdeki koruma vesayetine bir adım daha mı yaklaştı? Doğru. Şöyle, Bayraktar Holding tarafından geliştiriliyor. $1 milyar bir bütçe ayrıldı. İnsansız savaş uçağı, ne olduğundan önce bahsedeyim. İnsansız savaş uçağının geliştirilmesi için ilk test sürüşünü 2022 senesinde yapmıştı. Hı hı. Şu anda da testlerin başarıyla geçtiği ifade edildi. Biz zaten bu yapay zekanın savunma sanayinde kullanılması konusuna özen gösteriyoruz. Daha önceden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen başka bir insansız yine savaş uçağı vardı. Bu Bayraktar Holding tarafından geliştirilen de yerli ve milli bir üretim olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel. O da hatta Aralık
2023'te diğer bahsettim Anka 3'tü galiba onun da ismi. O da Aralık 2023'te test sürüşü yapılmıştı. Yani bunun haricinde bizim biliyorsun ulusal yapay zeka stratejimiz yayınlanmıştı. Bu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ortaklığıyla çıkartılmıştı. Bu kapsamda bazı eylemler ortaya konmuştu. Hatta bunlardan bir tanesi de savunma sanayi yapay zeka platformu oluşturuldu. Burada yapay zekanın hizmet olarak sunulduğunu görüyoruz aslında. Hani savunma sanayinde kullanılmak üzere bir altyapı hizmeti sunuluyor. Dolayısıyla da bu konuda daha fazla gelişim gösterilmesi amacıyla bu tip girişimler var. En son yayınlanan eylem planında da yine Teknoloji Bakanlığı'nın işte milli eğitimde örneğin müfredat konusunda çalışması, istihdam konusunda İşkur'la işbirliği yapması, sağlanacak olan fon ve teşvikler konusunda Dijital Dönüşüm Ofisi ile çalışması gibi farklı şeyler getirildi. Çok güzel. Bu tabii Kızıl Elma, Anka, SİHA'lar, İHA'lar bunlar bizim milli gururlarımız. Evet evet çok kıymetli çok gerçekten. Çok kıymetli. Hem ülkenin kendi savunması açısından hem de tabii ki çok ciddi bir silah ticareti söz konusu. Ve bu silah ticareti milyarlarca dolardan bahsedebiliriz. Ve ülkelerin aslında savaşlarını devam ettirmesini istedikleri bir konu. Öyle tabii. Bir para girdisi oluyor ki ülkelere savaşlar devam etsin diyorlar. Diğer ülkelerin de zaten bu konuda çalışmaları var. Yani Amerika'da, İngiltere'de, İsrail, Rusya gibi diğer ülkelerin de çalışmaları olduğu için tabii. Hani bizim de yerli ve milli üretim olarak böyle çalışmalara katkı sağlanıyor olması ve başarılı sonuçlar alınıyor olması güzel. Evet şimdi Bayraktar Kızıl Elma bir testi daha başarıyla geçti ve Adalet Bakanlığı'nın Google'a açtığı davayla devam edeceğiz. Neden böyle bir dava söz konusu Burcu? Amerika'daki piyasada Google'ın aslında arama motoru olarak tekel konumunda olduğu gerekçesiyle açılan bir dava bu. Sadece yani bu aralar biliyorsun big tech'lere yönelik yani büyük teknoloji firmalarına yönelik özellikle rekabet hukuku anlamında bazı davalar söz konusu. Google'ın zaten bu tek değil, İngiltere'de de aynı zamanda devam eden bir davası var. İngiltere'dekinde de 1.4 milyar dolar pound civarında bir ceza yaptırımla karşılaşması söz konusu. Bu tekel olması gerekçesiyle Amerika'da süren davanın duruşması Eylül ayında gerçekleşecek. Diğeri de 2025 senesinde. Böyle. Şimdi AltaVista vardı, Yahoo vardı. Bunlar hep farklı farklı arama motorlarıydı. Fakat insanlar belirli nedenlerden dolayı Google'ı tercih ettiler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Google tercih ediliyor ama dünyanın en büyük arama motoru aslında Google değil. Dünyanın en büyük arama motoru Çin'in Baidu muydu? Baidu galiba. Evet. Baidu mu? Baidu mu ne? En çok tıklanan, tercih edilen Çince bir arama motoru Baidu.com zannedersem. İnsanların Google'ı tercih etmesi Google'ın suçu değil ki. Neden mesela Amerika Birleşik Devletleri bununla ilgili Google'ı suçluyor? Diğer arama motorlarına teşvik versin. Yani şöyle aslında bakarsan bu büyük teknoloji firmalarının diğer şirketlere göre daha avantajlı konumda olduğu gözetildiği için rekabet kurumu şu anda Amerika'da genel olarak bir harekete geçmiş durumda. Hatta startuplara yapılan yatırımlar konusunda da bazı limitlendirmeler getirdiler. Dolayısıyla teknoloji şirketleri bundan rahatsız. Yani diğer ülkelerde de mesela Avrupa Birliği'nde yapılan düzenlemelerde de teknoloji alanında yapılan düzenlemelerde de buna ilişkin hükümler olduğunu görüyoruz. Yani diğer startupların ya da daha küçük ölçekli teknoloji firmalarının önünün açılıp bu Amerika'daki yerleşik Silikon Vadisi'ndeki firmaların aslında hegemonyasının bir şekilde eşitlenmesi ya da dengeye oturtulması amacıyla böyle çalışmalar yapılıyor. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki aslında sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Türkiye'de de bu var. Yani haksız rekabetin önlenmesi için geçmek ve bir tekel herhangi bir özel şirketin bir tekel haline gelmesini engellemek. Bu belli bir dereceye kadar anlaşılıyor. Fakat işte şirketler de şunun üzerine kuruyorlar savunmalarını. Ben iyi yaptım. Ben tercih ediliyorum. Zaman içerisinde tekel oldum. Diğerleri hayatta kalamadı. Ne yapayım? Doğru. Diyorlar. Bu sefer devlet de diyor ki işte yok öyle değil. Şu anda sen tekelsin. Başka şeyleri de kontrol ediyorsun. Dur bakalım diyorlar. Aynen. Bir kısır döngüye dönüşüyor. Şimdi bakalım Trump'ın seçim vaatleri arasında rekabet otoritesinin biraz daha yumuşatılması var. Dolayısıyla Kasım'daki seçimlerden sonuçta belki farklı bir politikada izlenebilir.
Bak Trump'la Elon Musk bir araya geldiler. Bir röportaj söz konusu oldu ve yani bugüne kadar en çok ses getiren Twitter'da ya da X platformunda en çok konuşulan konu haline geldi değil mi? Nereden nereye Trump ve Musk buluştu? Evet, hatta buluşmadan önce Avrupa Birliği tarafından Elon Musk'a bir mektup da iletildi. Avrupa Birliği'nde dijital hizmetler yasası olduğu için hani onun hükümlerine uygun davranılması gerektiği, aksi takdirde yaptırımla karşılaşabileceğine dair ufak bir uyarı metni de yayınlandı. Biliyorsun Trump'la Musk'ın arası aslında biraz bozuktu geçtiğimiz senelerde. 2021 senesinde Twitter hesabı kapatılmıştı Trump'ın. Hatta ardından Twitter hesabı kapatıldıktan sonra aynı şekilde YouTube, Instagram, Facebook hesaplarına da askıya alınması söz konusuydu. Bunun üzerine de hatta Trump Truth diye kendi platformunu başlatmıştı. Hani kendisini özgürce ifade edebilmesi için. Fakat çok başarılı sonuç vermedi. Evet. Ama şu an gördüğümüz üzere araları gayet iyi. Röportajda da hatta eskiden mesela Trump elektrikli araçlara çok pozitif yaklaşmadığını ifade ederken bu röportajda işte Tesla'nın ürünlerini övdüğünü görüyoruz. Ya. İşte kendi seçim vaatlerinin haricinde örneğin Çin ile Amerika arasındaki bu teknoloji rekabetine değinildi. Hı hı. Çünkü geçtiğimiz haftalarda hatta bu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO tarafından bir araştırma yayınlanmıştı. Orada Çin tarafından yapay zeka destekli patent başvurularının işte 36 binlerde olduğu Çin tarafından yapılan başvuruların Amerika tarafından 6 bin olduğu ifade edilmişti. Hatta bu yüzden de hani Amerika Çin daha mı ileri gidiyor gibi bazı yorumlar söz konusu oldu. Ama tabii yani her ne kadar patent başvuruları daha fazla olsa da Çin tarafında önemli olan bunun kullanışlılığı, elverişliliği, kullanıcılar tarafından kabul edilmesi gibi farklı kriterlere de bakıyoruz biz. Ama gördüğün gibi bu arada bunları tweetleri kendi hesaplarından da paylaştılar. Yani Elon Musk bunun oldukça pazarlama şeyini yapıyor. Bakar mısınız? Çok güzel dans etmiyorlar mı? Evet. Sanki Donald Trump daha güzel dans ediyormuş gibi. Hatta Twitter galiba şey demişti Elon Musk. Hani yapay zeka ile üretilmedi gibi böyle bir sarkastik bir şey yazmıştı gibi hatırlıyorum yani. Enteresan. Silikon Vadisi'ndeki tendans biraz daha değişiyor. Çünkü 60'lardan bir aslında demokratları daha çok destekliyorlardı. Ama şu anda Trump aynı şekilde seçim sonrasında bu teknoloji şirketlerine sunacağı işte teşvik ve fonları da açıklaması vesaire gibi sebeplerden dolayı biraz daha Trump destekçileri arttı aslında. Elon Musk aslında Trump'a açık destek veriyor. X hesabından açık destek veriyor. Fakat bu röportajın ardından Kamala Harris'e de hani rekabet yasasına uygun olarak bir davette bulundu. Kamala Harris de isterse platformumuz açık dedi kendisine. Bu aralar Elon Musk para dağıtıyor X'te. Dikkat ettin mi? İşte böyle enteresan grafikler içerisinde sayı tahmin edersen işte 600 bin dolar, 500 bin dolar, 300 bin dolar. Herkes böyle sayı bulmaya çalışıyor o grafikler içerisinde. Öyle mi? Hiç denk gelmedim ben. Evet. Ben sayıları buluyorum ama yazmıyorum. Elon diyorum. İhtiyacı olanlara ver. Senin paranı istemiyorum ben diyorum Elon'a. Yoksa ne kadar zor soruları bildiğimizi. Aslında şu an sen söyleyince hatırladım. Hatırladın mı? Karşıma çıktı ama çok dikkat etmedim herhalde geçerken. Gözüme çarptı. Evet, böyle 5-6 tane falan ondan paylaştı. Ben de dikkat ettim neden böyle bir şey yapıyor ki acaba diye. Neyse biz daha real şeylere dönelim. Mars'ta sıvı halde su bulunması. NASA'nın bir açıklaması. Çok büyük bir başlık bu. Çok önemli kesinlikle. Bir olay. Bu InSight isimli cihazı 2018 senesinde Mars'a gönderilmişti. Ve 4 sene boyunca orada sondaj yoluyla yeraltı araştırması yapmak üzere gönderilmişti. Daha önceden de farklı araçlar gönderilmişti zaten Mars'a NASA tarafından. Hatta Curiosity ve Opportunity de eski cihazların ismi. Hı hı. Bunun özelliği yer altında su bulunmuş olması. Fakat tabii hani su bulundu ama 10 ila 20 kilometre kadar altındaymış. Ve hani çıkartılması da pek mümkün olmuyor. Yani olamaz şeklinde açıklama yapıldı. Hatta Elon Musk da işte Mars'ta bir kolonizasyon hedeflediği için hani gidilmesi halinde aslında suyun çıkartılması zor şeklinde bilim adamları tarafından açıklamalarda bulunuldu. Böyle yani bu çalışmalar şu yüzden de önemli.
genel olarak gezegenlerin oluşumunu aslına bakarsan araştırıyorlar. Yani dünyayı biz biliyoruz, hani gereken araştırmalar tamamlandığı için dünyanın gelişimiyle de karşılaştırma yapılarak önemli sonuçlar elde edileceği ifade ediliyor. Suyun olduğu yerde hayat da vardır ilkesinden yola çıkarak aslında NASA bu buluşu hem çok önemsiyor hem de aslında Mars'ta sıvı halde su geldi. Hemen izleyelim. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklı açıklama yapıyor. İzliyoruz. Aktif yangın var. Dünden gelen Aydın, Didim ve İzmir Ödemiş'in kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangını, burada enerjisi düşürüldü. Hem arazi yapısının çok sarp olması, dik yamaçlar, kanyonlar olması sebebiyle hava araçlarımızın ve karadan arkadaşlarımızın müdahalesi zorlukla yürüyor. Burası şu an için rüzgarın da olmaması sebebiyle bu bizim için iyi bir şey, ancak çok kesif bir duman var. Görüş alanını da düşürüyor. Bir süre böyle devam edecek. Yani arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler burada. İkinci yangını Karabük'teydi, Ovacık'ta. Buranın da enerjisi düşürülmüş vaziyette. Burada da arkadaşlar yine hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına devam edecekler. Üçüncü yangın içinde bulunduğumuz şu anda İzmir Yamanlar. Değerli arkadaşlar, buranın da enerjisi düştü. Ben burayla ilgili birkaç bilgi vereyim. Bu Sancaklı köyü yakınında, burada da yine dik vadiler ve bir özellikle sarp alan var. Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca sizin de takip etmiş olduğunuz bu arkadaki yamaç ve öbür tarafa doğru müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Yalnız bir duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen bu yakınımızdaki bir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp aktarma tesisi, orayla alakalı bir ve onun etrafında bir iki bina gelirken baktık. Onların dumanı geliyor şehre, yani hali hazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. Etkilenen alan, bunun içerisine özellikle söylüyorum İzmir için, Yamanlar için. Kırsal alanlar var, yani açık alanlar var. Orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarının da hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Hali hazırda sizler bir kısmını görüyorsunuz. 2 uçak ve 11 helikopter. Bu bahsetmiş olduğumuz tek bir hat halinde gelen yerlere müdahale etmeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, şu Muğla Milas vardı dün bahsetmiş olduğum. Onun da enerjisi düştü. Gün içerisinde sanıyorum ona da en güzel bir haber verebileceğiz. Karabük Ovacığı bahsetmiştim. Bizim için dün akşam bahsettiğim Aydın Bozdoğanlar. Burası çok inanılmaz bir rüzgar şiddetiyle başladı. Çok kısa zamanda yayıldı. Yani bizim arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep. Ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar, yani %10'un üzerine çıkması, ki biliyorsunuz yani %30'ların altına düştüğü zaman nem büyük tehlike arz ediyor. Burada %9'lara 8'lere inmişti bir ara. %10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar. Ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında hali hazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor. Burada da arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var. Ben de buradan sonra Aydın'a geçeceğim. Şu an için durum bu.
herhangi bir yerleşim yeri tehdidi ya da bir ekosistemin içerisindeki, yani bizimle aynı dünyayı paylaşan canlıların maalesef ki, ve de maalesef bunu hep söylüyoruz, etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybımız yok. İzmir'de bu bahsetmiş olduğumuz soğutma çalışmaları devam edecek. Biraz süre alabilir. Ancak dediğim gibi yangın anlamında ya da tehdit oluşturacak çok olağanüstü bir meteorolojik koşul olmadığı takdirde herhangi bir husus yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Menemen'de Karagöl'de bir alevler olduğu bilgisini duyduk ama doğru mudur? Değerli arkadaşlar, ben artık öyle bir hale geldik ki belli bir seviyenin üzerindeki yangınları söylemiyorum. Gece içerisinde 3 ya da 4 taneydi yanılmıyorsam, çok farklı yerlerden ihbarlar geldi. Arkadaşlar onlara müdahale ettiler. Sizin bu sorunuza istinaden ben de başka bir şey söyleyeyim. Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan. İnsan ülkesinde bunu niye yapar anlayabilmiş değilim. Uluslararası çağrılar var mesela. Ya hep söylüyoruz, bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Hep söyledik, lütfen bizim ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum. Kaçıncıdır bilmiyorum ama ben her fırsatta sizin vasıtanızla bunu söyleyeceğim. Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen bizler de gerekli ihtimamı gösterelim, hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda bunlara müdahale edecekler. Ya burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Onlar bu işten şikayetçi değil. Sadece insanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım. Ve bu kardeşlerimizin başarılı olması için dua edelim, yanlarında olalım. Biz başka bir şey istemiyoruz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yangın çıkaranlarla ilgili bir gözaltı... Kimlikleri sanıyorum tespit edilmek üzere, valiliğimiz o konuda bir açıklama yapacaktır. Yani ciddi bir aşama kaydettiler orada da. Sanırım çok kısa bir zamanda gözaltı işlemi olacak bu kişilerle ilgili. Peki, teşekkürler arkadaşlar. Evet, Sayın Yumaklı, yangın halen devam ediyor diyor. Göynük'teki yangından bahsediyor ve İzmir'deki yangını çıkaran o 3 kişi kimlik çalışmaları devam ediyor. Tespit edilmek üzere gibi bir açıklama yaptı. Sayın Yumaklı'nın açıklamalarını dinledik. Burcu Tümer bizlerle beraber sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi efendim, Mark Zuckerberg aşk hayatıyla da gündemde. Üniversite zamanlarından beri eşiyle birlikte sonrasında evlendiler ve bahçelerine, evlerinin bahçesine Priscilla Chen'in heykelini dikmiş kendileri. Bilmiyorum görüntüsü var mı? Evet efendim, buyurunuz. Yanında da eşini görüyorsunuz. Bu da Priscilla'nın aşk bunu da yaptırdı dediğimiz yemyeşil, sanki Star Wars'dan çıkmış edasıyla bahçelerine koydukları. Fakat bahçelerinin çiti niye böyle, yani insan
Mark Zuckerberg'in evi deyince böyle bir şato falan hayal ediyor. Çimlerini bile düzeltmemişler. Bilemedim. Belki yeni yaptırıyorlardır bilmiyorum ama ben heykeli çok beğendim. Beğendin yani. Mi? Eşi de gayet cool bir şekilde karşılamış bu heykeli. Hani elindeki kupasıyla uydurmuş galiba şeyin rengini. Evet. Çok beğendim. Kendisini tabii Mark Zuckerberg'in bu ara biraz onun da başı dertte. Biraz önce Google'ın şeylerinden bahsettik. Aynı şekilde yakın bir tarihte 1.4 milyar dolar ödemeyi kabul etti o da. Evet. Verilerin, biyometrik verilerin rızasız bir şekilde erişilmiş olması gerekçesiyle farklı yerlerden ona da hukuki yaptırımlar uygulanırken o da kendi özel hayatında böyle eşine ilanı aşk ediyor güzel bir şekilde. Evet. Bence çok tatlı, çok güzel eşine böyle bir jest yapmış. Çok evet. Güzel bir şey. Yani ne kadar zengin olursan ol işte evinde mutluysan böyle sabahlığını giyiyorsun üstüne, kahveni de eline alıp fotoğraf çektiriyorsun. Bence çok tatlı, çok sıcak. Mark Zuckerberg'i epey böyle ters buluyorlar. Amerikalıların çok sevdiği bir tipoloji değil. Sıcak bir imaj vermiş Mark Zuckerberg'le ilgili. Geçen belgeselleri yayınlanmıştı. Orada da anlatıyorlardı zaten hani nasıl tanışma. Belgesel miydi, film miydi? Hani eşiyle çünkü dediğin gibi üniversite tanıştıkları evet, için. Harvard'dan. Evet, oradan da bahsediyorlardı. Evet, çok zeki bir kadın bu arada. Tabii. Priscilla evet. Chan. İnanılmaz zeki, çok yetenekli, müthiş bir kadın. Mark Zuckerberg belki dünyada pek çok hanımefendiyle bir arada olabilecek bir beyefendi. Ama gelin görün ki zekaya ve muhtemelen kendini ifade edişe önem veriyor. Ben de bu açıdan çok saygı duyuyorum. Dile zamanımız kaldı mı? Kalmadı. Zamanımızın sonuna gelmişiz. Burcucuğum çok teşekkür ben ederim teşekkür bizimle ediyorum. Birlikte olduğun için. Görüşmek üzere. En kısa zamanda ki 2 hafta sonra evet. Randevumuz var biliyorsunuz. 2 haftada bir şöyle toparlayıp başlıkları Burcu'yla bir araya geliyoruz ve her hafta olduğu gibi ilk saatimizi bu şekilde noktalıyoruz. Sevgili Burcu'yla, efendim Burcu Tümer avukatımız, teknoloji uzmanımız, yapay zeka uzmanımız bizimle birlikteydi ve bize başlıklarımızı detaylarını aktardı. İlk saatimizi sonlandırıyoruz. Yeni saatimizde ben devam edeceğim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Yeni saatimizde... Evet, bugün 17 Ağustos 2024. 17 Ağustos 1999 tarihinde saatler gece yarısı 3'ü 2 geçerken Türkiye bir deprem felaketiyle sarsıldı. Aslında bir deprem felaketiyle daha sarsıldı demek belki daha doğru olacak. Çünkü tarihimize baktığımızda aslında 99 depreminin acı deprem tarihimizde bir ilk olmadığını ve maalesef bir son olmadığını da biliyoruz, gördük, hep birlikte yaşadık. 99 depremi tabii ki aslında deprem tarihimiz açısından bir milat olarak değerlendirilebilir. 99 depreminde maalesef binalarımızın ne kadar yetersiz olduğunu, binalarımızın ne kadar malzemeden eksik olduğunu gördük, irdeledik. Hep birlikte dava süreçlerini takip ettik. Bugün 25 yıl geçti aradan. 25 yıl aradan sonra maalesef bir büyük depremle daha sarsıldık. Travmamıza bir yeni travma daha eklemiş olduk böylece. 6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen korkunç bir depremin acısı hala içimizde. Daha 99 depreminin acısı geçmeden. 99 depreminde 17 bin küsur vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 bin küsur vatandaşımız binaların altında hayatlara
hayatlarını kaybettiler, hayata veda ettiler. 25 sene geçti, depremle ilgili hala konuşuyoruz, hala uzmanlar depremle ilgili ülkemizde yapılacak çok şey olduğunu ve depreme dayanıklı, halen yeteri kadar dayanıklı binaların yapılmadığını söylüyorlar. Türkiye o günden bugüne yaşadığı depremlerde büyük mücadeleler ve kayıplar verdi. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız bir diğer büyük depremde yine binlerce hayat paramparça oldu. Şimdi depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'a gidiyoruz. 6 Şubat günü de orada olan muhabirimiz Enes Arol bize o kara günden bugüne neler değiştiğini anlatacak. Enes'le birlikte hem 17 Ağustos 1999 depremini, o gün hayatını kaybedenleri tekrar anacağız, yad edeceğiz. Hem de 6 Şubat 2023'ten itibaren Kahramanmaraş'ta neler olduğunu 6 Şubat günü de orada olan kıymetli muhabirimiz Enes'ten dinliyor olacağız. Enes, söz sende. Oylum Talo, aslında girişte çok güzel bir şekilde aktardın. Yani 99 depreminden 2023 6 Şubat depremine 24 yıl geçti. Peki o 24 yılda neler değişti? Aslında Gölcük'teki görüntülere baktığımızda, daha sonra Kahramanmaraş'taki görüntülere baktığımızda çok da bir şeyin değişmediğini aslında görüyoruz. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş Pazarcık'ta, yani tam da şu anda bulunduğumuz Pazarcık'ın merkezinde büyük bir deprem meydana geldi. Sadece Kahramanmaraş değil, çevre illerle birlikte tam 11 il bu depremden etkilendi. Şimdi aradan 1,5 yıl zaman geçti. Evet, değişen bazı şeyler var. Artık o yıkılan enkazların büyük bir çoğunluğu yok. Yeni evler yapılıyor, yeni kalıcı konutlar yapılıyor, çalışmalar devam ediyor ama değişmeyen şeyler var. O da yüreklerdeki acılar, insanların kaybettiği aileleri, arkadaşları, yakın çevreleri, değişmeyen tabii ki bunlar asla da değişmeyecek. Pazarcık peki 1,5 yıl aranın ardından, yani o büyük felaketin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen yaşam nasıl devam ediyor? Burada neler yapılıyor? Bunları göstermek için bu noktadayız kameraman arkadaşım Uğur Koçkay ile birlikte. Ben hemen etrafı göstermesini rica edeyim. Ağır hasar alan evlerin bir kısmı hala Pazarcık'ta ve depremden etkilenen diğer yerlerde duruyor. Bunların bir kısmının yıkım işlemleri hala devam ediyor. Bir kısmı yıkıldı. Şu anda görmüş olduğunuz bu boşluk alanlarda aslında birer binaların olduğu noktalarda, ancak şu anda oralar boş bir şekilde kaldı. Bu boş olan yerlerin bir kısmına yeni daireler yapıyor. Kimisinde zemin etütlerinde olumlu raporlar alınamadığı için bu noktalar boş bırakılıyor ve o evler daha güvenli yerlere yapılıyor. Peki zemin etütleri 6 Şubat depremlerinden önce neden yapılmadı? Yani bu yerler o zaman neden doluydu? Tabii bunlar da hep akıllardaki soru işaretlerinden sadece bazıları. Ben hemen Uğur Koçkaya'dan rica edeyim, sol tarafa doğru caddeyi size gösterelim. Pazarcık küçük bir ilçe, Kahramanmaraş'ın küçük bir ilçesi. Buradan işlek aslında çok da cadde zaten yoktu. O caddeler şimdi daha da boş kaldı. Şu anda böyle sokaklarda biraz gezmek istiyorum Oylum Talo, hem izleyicilerimize hem de sana. Pazarcık'ta günler nasıl geçiyor bunları göstermeye çalışalım. Tabii depremin yaraları, izleri silinmeye çalışılıyor. Her ne kadar kolay olabilirse tabii ki zor. Görmüş olduğunuz gibi hemen karşıdan konteyner işletmeleri görüyorsunuz. Vatandaşların hemen orada zaten ben geçen yıl yine 6 Şubat'ta tam da bu noktada yayın yaptığımda burada sadece enkazlar vardı. Enkazlardan çıkan sesler vardı. Arama kurtarma çalışmaları bu noktada 6 Şubat'ın daha sonrasında hızlanarak devam etmişti. Şu anda da aslında enkazlar yok ama hayatında tabii ki eskisi gibi olmadığının altını çizelim. Şu anda yayının girişinde de aktardığım gibi boş olarak gördüğünüz her yer aslında birer enkazdı. Burada aileler, insanlar, vatandaşlarımız enkaz altında kalarak can verdiler. Tabii bu noktada yine bir şekilde hayatında muhakkak normale dönmesi gerekiyor. İşte bu kapsamda da görmüş olduğunuz gibi işletmeler konteynerlerde şu anda devam ediyor. Kıraathaneler, tekstil yerleri, yine eczaneler bu noktada konteynerların içerisinde işletmelerine devam ediyor ki hayatında olağan akışına bir şekilde devam edilebilmesi için. Tabii Kahramanmaraş'taki Pazarcık'taki gün böyle. Tabii sadece burası mı? Hayır. Depremden etkilenen 11 il var. Dün Adıyaman'daydık. Adıyaman'da da benzer tablolar var.
enkazların kaldırıldığı yerler var, yeni evlerin yapıldığı yerler var. TOKİ kalıcı konut aşamasında iyi bir noktada, güvenli yerleri o kalıcı konutlar inşa ediliyor. Çadırda yaşayan insanlar yok denilecek kadar az, ancak hala konteynerlerde yaşayanlar var. Bunun altını çizelim. Konteynerlerin kiminde klima olmadığı için sıcak havada özellikle çok zorluk çektiklerini vatandaşlar dile getiriyor. Biz de buradan dile getirelim ki belki onların da sesini duyurmuş olabiliriz. Adıyaman özelinde söylüyorum, özellikle suların çok sık kesildiğine dair bir şikayet var. Bunu da dile getirelim. Fakat dün Adıyaman Belediye Başkanı ile yapmış olduğumuz röportajda canlı yayında bunu kendisine de dile getirdik. Temiz suyun hanelere ulaştırılabilmesi için çalışmaların sık sık devam ettiğini, pis su ulaşmaması için zaman zaman da suyu kesmek zorunda kaldıklarını dile getirmişti. Bunun da altını çizelim. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'tan, yarın da Hatay'da olacağız. Bugün Maraş'ın köylerini gezeceğiz. Durum ne? Geçen sene o neredeyse tamam yıkılan köyler vardı. Bugün o köylere gideceğiz. Oralarda son durumu yine Ekol TV ekranlarından aktarmaya çalışacağız diyelim. Pazarcık'tan gerçekleştirdik bu yayını. 6 Şubat depremlerinin merkez üssüydü. En çok yıkımın olduğu ilçe ve köyler işte Pazarcık'taydı. Burada ilk gözlemlerimizi aktarmaya çalıştık diyelim. Umarım gördüklerimizi doğru bir şekilde aktarabilmişizdir diyelim ve sözü Pazarcık'tan yeniden sana bırakalım Oylun Talı. Enes, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Enes, hem orada yaşanan sıkıntıları hem bu sıkıntıların aslında neden yaşandığını, sıkıntıları giderebilmek açısından diyor Sayın Belediye Başkanı. Hem de bundan sonra hangi noktalardan bizlere yayın vereceğini aktardı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Enes Arol bize bildirdi. Depremin yıl dönümünde depremleri unutturmamak açısından bu yayınlar son derece önemli. Tabii ki yıl dönümlerine ihtiyaç yok. Aslında deprem her an aklımızda olması gereken bir durum. Çünkü her an karşılaşabiliriz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Yapılacak tek şey var. Önlem, önlem, önlem. İstanbul depreme ne kadar hazır? Belki de akıllarımızdaki soru işareti bu. Çünkü hocalarımız İstanbul'da bir deprem olacağını söylüyorlar. Farklı farklı fikirler var. Deprem olacağı kesin ama işte ölçeğiydi, yeriydi vesaire. Bunların tam bir konuyla ilgili konsensüs sağlanmış durumda değil. Ama bir deprem olacak. Ne olursa olsun. Şimdi her yıl olduğu gibi 17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünde de bu soru yine soruluyor. İstanbul'da deprem ne zaman olacak? Nerede olacak? Ne kadar etkileyecek? Can kaybı yaşanacak mı ya da yaşanırsa Allah korusun ne kadarlık bir acı olacak? Uzmanlara göre mega kentteki hazırlık yeterli değil bu arada. Ekol TV muhabiri İrem Naz Aksoy'un bir özel haberi var konuyla ilgili. Bir onu izleyelim, bir kere daha düşünelim. Devlet 50-60 kişi var içeride. Sağ kurtulan yok, 3-5 kişi çıktı. Depremde 100 bin aşkın konut yıkıldı. Depremde 200 bin aşkın konut yıkıldı. Bugüne yakın insan öldürdü. Malzemeden çarpma diye bir şey olmamıştı. İstanbul depreme hazır değil. Yıl önce Türkiye büyük bir yıkım yaşadı. Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem binlerce can aldı. Uzmanların uyarısı dile kolay, çeyrek asırdır sürüyor. İstanbul'da beklenen deprem 7.5 büyüklüğünde. 17 Ağustos 1999 depreminde binlerce kişi hayatını kaybetti. Ardından uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu.
1999'dan bugüne hala uyarılar devam ediyor ve Büyük Marmara depremi bekleniyor. Bunun yanı sıra şimdi kentsel dönüşüm çalışmalarına hızlandırma getirildi. Ama İstanbul için hala yeteri kadar yapılmadığı söyleniyor. Peki İstanbul depreme ne kadar hazır? 99'dan bu yana yani İstanbul'da bir alarm verildi. Marmara bölgesini depreme hazırlayın diye genelde. İstanbul özelde sebebi de 99 depremleri Marmara Denizi'ni tehdit eder duruma geldi. Bekledik ki İstanbul depreme hazırlansın. Fakat İstanbul depreme hazırlanamadı. Tabii deprem çok boyutlu bir konu. Sadece yapıyla alakalı değil. İşte toplanma alanından tutun, İSKİ'nin yaptığı altyapı yatırımlarına kadar, işte deprem parklarından yapı stoğunun iyileştirilmesine kadar çok farklı boyutlarda yapılması gereken işlemler var. Biz 2019-2023 yılları arasında toplamında yaklaşık 60 milyarlık bir bütçeyi aslında depreme dayanıklı hale kenti getirmek için harcamış bulunuyoruz. Tabii bahsettiğim çok büyük bir metropol ama bu hızla devam ettiği takdirde İstanbul'da kentsel dönüşümün önünü açılırsa dönüşümü hızlanacağını düşünüyoruz. Dünyanın neresinde deprem olursa olsun hemen akıllara 20 milyonlu mega kent geliyor. Hastaneler elden geçti, bazı okullar elden geçti, devlet daireleri elden geçti. Kimi yollar bakıma alındı, yani bir takım şeyler yaptılar. Bu yapılanlar elbette ki yetersiz oldu. Yani yapılması gerekenlerin yanında yapılan şeyler az. Bugün İstanbul depreme hazır mı dersen cevap kesinlikle hayır. İstanbul tabii 16 milyonu aşkın bir koca metropol. 800 bine yakın bina 99 depreminden önce yapılmış. Dolayısıyla İstanbul'un bugüne kadarki kentsel dönüşüm sürecine baktığımızda yaşanan hızla beraber çok fazla depreme hazır hale geldiğini söyleyemeyiz. Halbuki depreme hazırlığın belli bilimsel bir yolu var. Binanız kentsel dönüşüme girse bile bu da yeterli kalmıyor. Kentsel dönüşüme girdiği noktada yıkım işlemleri başlarken hemen yan tarafındaki sağlam binalara da zarar verebiliyor. Şu anda bulunduğumuz nokta aslında kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı ve yıkımın yapıldığı bir yer. Hemen sağ tarafımızda ise yepyeni bir bina var ama gördüğünüz gibi duvarlarına ciddi oranda hasar gelmiş. Sadece sağ tarafında değil, aynı durum sol tarafında da var. Burada gördüğünüz gibi hem zeminine hem de duvarlarına ciddi hasar vermiş durumda. Dolayısıyla altyapı dediğimiz zaman yollar, köprüler, sokaklar, viyadükler, barajlar, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi, doğalgaz şebekesi, iletişim şebekesi. Mesela bir küçük bir deprem oldu, iletişim felce uğradı. Hiçbir işe yaramadı. Şunun üzerine daha iyi göreceğiz. Zaten kalitesiz beton, gözenekli, geçirgen, elektrik, bakın midye kabukları var burada. Bunlar zaman içinde donatıyı korozyona uğratıyor. Yanlış bilgi ve dedikodular hem panik yaratabilir hem de yardım çalışmalarını olumsuz etkileyebilir. Deprem sonrasında yakınlarımızla iletişim kurarken kısa ve öz mesajlar kullanmalı. Onların durumunu öğrenip güvenli olduklarını doğruladıktan sonra hatta diğer ihtiyaç sahiplerine bırakmalı. İstanbul'da ne kadar yapı stoku var? En tehlikeli yerlerde yapılar nelerdir? Yapı cinsleri nedir? Deprem dayanıklı mı, dayanıksız mı? Eğer değilse depremde bunları güçlendirirsin, olmazsa yıkarsın, yeniden yaparsın. 24 saat non-stop çalışılması gerekir. Çok daha yapmamız gereken çalışmalar var. İçerisinde ikamet edilen 1.2 milyon yapının olduğunu biliyoruz. Ve bizim bu özellikle 99 depreminden önce yapılan 800 bin bina içerisinde olası büyüklükteki deprem karşısında orta ve ağır hasar alacağını tespit etmiş durumdayız.
Baktığımız zaman İstanbul'da çok hızlı bir kentsel dönüşüm sürecine ihtiyacımız var. Bugüne kadar yapılmış çalışmalar var elbette ama bizim bunu tüm aktörlerle beraber çok daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor. İstanbul'daki yapıların %60'ı deprem dayanıklı değil. Mesela bunu şu anda belediye yaptığı çalışmalarla Çiptaş özellikle %75'lere çekiyor. Yani kayıp çok fazla olur. Ha bir kişi ölse bile dünyanın sonu demektir ama bir kişiyi geç, bin kişiyi geç. Demek ki biz 50 binler, 20 binler, 100 binler daha fazlasından söz ediyoruz. Yani ölecek anlamında değil. Direkt depremle burun buruna kalacak can güvenliği olmayan, bu muazzam bir şey, korkunç bir şey. Hiç ruhsat almamış, hiçbir mühendislik hizmeti almamış yapılar var çoğunlukla İstanbul'da. Bu binalar tabii olası bir depremi bırakın, normal koşullarda dahi yıkılabilecek durumda. Hele ki içerisinde de bir takım deformasyonlar yapılmışsa, işte kolonlar veya başka bir yapının statiğine ilişkin bir bozulma olmuşsa binalar ayakta durma yeteneğini kaybedebiliyor. İstanbul'un zaten hani belirli bir korozyon diye bir problemi var. Önümüzdeki yıllarda bu biraz daha maalesef artacak. Kendinden çöken düşey yükler altında binalarımız çökmeye başlayacak. Komutanım, görüyorum. Yavaş yavaş bize doğru geliyorlar. 20 bin kişilik bir ordudan bahsedebiliriz. Ama biz çok daha kuvvetliyiz komutanım. Kesinlikle biz kazanacağız. Sizi görüyorum. Nasıl ama? Bu tarihte yaşandı mı? Tabii ki yaşandı. Bu tarihte, Türk tarihinde defalarca tahminen söylenen bir cümle. Geliyorlar, görüyorum ama biz kazanacağız. Biz çok şanlı bir tarihe sahip, çok gururlu bir milletiz. Tarihimiz savaşlarla, kazanımlarla ve şerefle dolu ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Sefa Özkaya, akademisyen yazar bizlerle beraber. Bu muhteşem, ne diyeceğimi bilemiyorum, her biri birbirinden değerli parçalarla bizimle birlikte Türk tarihindeki savaşlardan biraz bahsedeceğiz ve savaşlarda kullanılan malzemeler, Türk ordusunun savaşa nasıl hazırlandığı, nasıl bir savaş taktiğiyle komutanların Türk ordusunu hazırladığından bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Sefa Bey. Hoş bulduk. Türklerin zafer ayında beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, Ağustos önemli tabii, öyle evet, değil mi? Unutmadan tabii 17 Ağustos deprem şehitlerimizi de rahmetle analım. Bu orman yangınları içinde temennilerimizi, iyi niyetlerimizi, dileklerimizi belirtmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sefa Bey, neden savaş Türklerle özdeşleşmiş? Çünkü mesleğinden ziyade hayat biçimi. Batı'da daha çok meslek askerlik. Bizde ise o askerlikten ziyade savaşçılık. Yani günlük hayatta bu şekildeler. Temel sebebi de esasında yerleşik hayat olmaması. Bunda tabii göçebe topluluk demek istemiyorum. Ben bunu doğru da bulmuyorum. Çünkü yaylakları ve kışlakları var. Yani böyle nerede akşam orada sabah gelişi güzel böyle gezen bir toplumdan bahsetmiyoruz. Hı hı. Neyden bahsediyoruz? Sur yok. Sur olmadığı için bir güvenlik duvarı yok. Herkes kendi güvenliğini kendisi sağlıyor. Hı hı. Şimdi Batı'da, bir Latin dünyasında mesela, eski antik Roma'da sivil olabilmeniz için surun içinde doğmanız lazım. Sivil olma hakkı kazanabilmeniz için. Hı hı. Fakat doğuya geldiğimiz zaman sur olmadığından Batı'da her Latin sivil doğarken, bizde herkes silahlı olduğundan herkes, her Türk asker doğar. Her Neden? Türk kendi asker. Güvenliği
geleneğini sağlamak zorundadır. Evet. Bu organizasyona kadınlar, çocuklar, yaşlılar dahildir. Çocuklar dahi hatta küçük yaşlardan kadınlar itibaren. Kadınlar da dahil mi? Kadınların savaş tarihinde yeri var mıdır? Şimdi destek haricinde. Destek olarak var çoğunlukla. Yani hani biz her ne kadar sanki böyle çok büyük muharip birlikler tarih boyunca kadın birliklerimiz yok. Keşke olsaydı, olmasını isterdik. Günümüzde var ama kadın askeri personelimiz. Tabii. Dolayısıyla hani bu tarihe bakıldığında şöyle düşünmeyelim. İşte bugün var, geçmişte yoktan ziyade geçmişte kadınlar organizasyonun bir parçası. Çünkü sosyal hayatın içinde askeri bölge, sivil bölge yok. Savaşa girildiği zaman topyekün savaşa girilmiş olunuyor. Dolayısıyla da onlar organizasyonun bir parçası. Muharip birlikler çok küçük, küçük. Tarihte böyle Başak Kozakçı Hoca'nın mesela güzel çalışmaları var Türk kadın tarihiyle ilgili. Böyle ufak tefek şeyler var ama hani büyük müstakil birlikler ondan bahsedemeyiz. Sefa Bey, hep merak ettiğim bir şey var. Şimdi ordu sefere çıkıyor. Diyelim ki Viyana seferine gidiyor ordumuz. Kanuni Sultan Süleyman başta. Tabii aylar süren bir seferden, hatta seneler süren bir seferden bahsediyoruz. Ordunun büyük bölümü oraları topraklara katmak üzere gidiyorlar Viyana kapılarına. Peki mesela batıda, doğudan bir tehdit geldiğinde payitahtı kim koruyor? Bu çift cephe sendromu diyoruz buna biz. Yani burayla savaşırken arka tarafta aniden bir şey olursa ne olacak korkusu. Bu tarih boyunca var. Ve Osmanlı padişahlarına baktığımız zaman, hatta Osmanlı devlet yönetim mekanizmasına baktığımız zaman zaten ya İran'la arayı böyle iyice sıkı fıkı iyi tutuyorlar. Veya işte doğuya sefer yapılacaksa batıyla görüşmeler yapılıyorlar. Çünkü iki ateş arasında kalmak hemen kaçınılmaz bir son. Yani tabii, kazanma şansınız yok gibi bir şey. Çok çok tabii, istisnai bir şey olmazsa kazanma şansınız yok. Bu sebeple daha çok ne yapıyorsunuz? Bir tarafı garantiye aldıktan sonra diğer tarafla savaşıyorsunuz. Bu Osmanlı tarihi için de böyleydi. Karahanlılar, Gazneliler için de farklı değildi. Herkes için aynı. Herkes için aynısı. Bugün mesela küçük bir çocuk kavgaya girecek olsa bile hani öndekiyle çarpışırken veya yumruklaşırken arkadakiyle onu her zaman insandır çünkü hisseder, tabiatında vardır. Ama her halükarda şunu söyleyebiliriz, insanoğlu karşı tarafı yenmek, o amaca ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Fakat ben burada bir miktar farklı bir yaklaşıma çekmek istiyorum izleyicilerimizi. Silahı biz iyi veya kötü olarak addediyoruz. Silah hiçbir zaman iyi veya kötü değildir teoride. Pratik örneğinde bakmamız lazım ona. Eğer mesela küçük bir çocuğu kaçırılmaktan veya bir katilden koruyan polisin tabancasıysa bu iyi bir şeydir. Ama mazluma bir zalim tarafından doğrultulmuşsa bu kötü bir şeydir. Yani silah amaç değil, araçtır. Biz hep amaçmış gibi yaklaşıyoruz. Hayır, onun ne uğruna kullandığınız önemli. Şimdi mesela burada bir sürü görüyorsunuz bütün Türk tarihi boyunca silahlar var. Biz gittiğimiz yere silahı değil adaleti götürmek için hep gidiyoruz. Yani evet, ordu yürürken oraya işte fethetmek, açmak demektir Arapçada. Ne yapıyorsunuz? Orayı kendi adaletinize açmış oluyorsunuz. Bunu gerçekten de bir Bizanslı notaras mesela Megadukas bunu kendisi söylüyor. Diyor ki Latin külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim. Çünkü ya, adaletlerine güveniyor. Evet. Çünkü onlarda bir hukuk anlayışı var, zımmi hukuk. Biz onlara tabi olursak canımıza kastedemezler. Lütfedip etmezler değil, hoşgörü değildir bu. Mesela hoş gördük, hayır hoş görmek keyfi bir durumdur. Burada hukuki bir durum var. Gayrimüslimler mesela zımmi statüdeydi. O yüzden ne yapıyorlardı? Bir hukuki şeyleri vardı ta ki silah çekene kadar. Yani öyle bir şey olduğu zaman. Ancak Yavuz Sultan Selim için meşhur bir hikaye var, hatta anlatılır. İşte bütün gayrimüslimleri öldürmek istemiş İstanbul'daki. Zimbilli Ali Efendi Şeyhülislam olmaz demiş. O da neden olmuyormuş Müftü Efendi demiş. Çünkü dedenin kanunu var, dokunamazsın diye. Yani o yüzden burada bir hukuk devletinden, adaletten söz ediyoruz. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kadar büyük, bu kadar uzun süreli, bu kadar genişlemiş olmasının en önemli sebeplerinden biri belki fethettiği coğrafyalarda halkı saygıyla karşılaması, oradaki inançları, oradaki kültürü serbest bırakması ve oraya adalet götürmesidir. Evet. Peki
Ordunun yapılanmasından biraz bahsedebilir miyiz? Savaşçı bir topluluktan bahsediyoruz. Savaşı çok iyi bilen bir topluluktan bahsediyoruz. Orduda nasıl bir teşkilatlanma söz konusu? Şimdi ordu savaştayken ayrı, barıştayken ayrı değerlendirecek olursak, barıştayken bir merkez ordusu var. Bu İstanbul'da bulunuyor. Biz hep Yeniçeri ile özdeşleştirmiş olsak da aslında sadece Yeniçeri değil, Yeniçeri bunun küçük bir bölümü. Yani %5 ila 10'luk bir kısmı falan bazen kapsıyor, bazen de kaplamıyor hatta. Kapıkulu ordusu, yani İstanbul ordusu, merkez ordu var ve bunun dışında bir de eyaletler var. Daha doğrusu Beylerbeyliği, işte Anadolu Beylerbeyliği ve Rumeli Beylerbeyliği. Başka Beylerbeyi de var ama savaşta sadece iki tane komuta yetkisi olan Beylerbeyine düşüyor. Diğer Beylerbeyleri Avrupa'daysa Rumeli'ye, Asya'daysa Anadolu Beylerbeyine tabi oluyor. Bir de Osmanlıların dördüncü bir grup askeri daha aslında savaş meydanında savaşırken teşkil ettiklerini görüyoruz. Bunlar ihtiyat askerleri veya arazinin değişik yerlerine saklanmış, savaşın kritik anı için komut bekleyen askerler aslında. Bunlar taktik askerleri yani. Evet, bunlar o taktik seviyedeki veya hatta stratejik seviyedeki harekatta tam böyle girilmesi gereken yerde savaşa girmek, mesela işte Mohaç'ta diyelim ki ne oldu? Bu arada şunu da söylemek isterim. Bu işte Türkler Turan taktiğiyle yüzyıllar boyunca yendiler. Ben çocukken kafaya takmıştım bunu. Yani hani nasıl biz şimdi böyle Turan yapıyoruz. Onlar da biz şunun içine girelim diyorlar. Ha, olur yeniliyorlar. Böyle işte, tamam, diyelim ki oldu, mümkün oldu. Peki seneye gene aynısı oldu. Yani biliyorlar ama. Şöyle demiyorlar mı? Bunlar hani yine Turan taktiği yapacak. Kaç yüzyıldır yani yeter bunun içine girdiğimiz demiyorlar mı? Hani bunun böyle olmamış olması lazım diye kafama bir şeyler oturmuyordu. Daha sonra bunun üzerine biraz gittim. Onu başka bir yayınımda da yayınlamıştım. Burada çok büyük ihtimalle çok güzel bir taktik deha var. O kuşatmayı yapan birlikler böyle ağzı U şeklinde yapıp doğrudan karşıyı böyle kuşatmıyorlar, çevirmiyorlar. Bunlar sabit kalıyor. Bunların arkalarındaki birlikler hareket ettiği Turan'ı için oluşturuyor. Evet, yani arkadan gelerek bu harekatı yapıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Turan taktiğini isterseniz aktarın. Bu hilal şekline alıp içeride hapsetmek düşman askerlerini. Yani hilal Turan taktiği. Bu hani Türk tarihinde, savaş tarihinde çok bilinen bir taktik yani, ama bu, siz anlatın isterseniz. Şimdi bu Turan taktiği dediğimiz şey şu. Hani çok eski zamanlardan beri tarih sahnesinde bulunan, fakat Türkler tarih sahnesine çıkmadan önce de var olan bir şey bu. Neden? Bu tabii bir şey, insani bir şey. Şimdi mesela şöyle düşünelim, mantığını insanlar şöyle çok daha rahat anlayacaklardır. Diyelim ki üç kişi birbirlerine ok atacaklar. Bu taraftaki üç kişi birleşik, yan yana duruyorlar. Ama karşı taraftaki üç kişi dağılmış vaziyetteler. Herkesin birer tane ok hakkı var. Kim kazanır? Ayrı olanlar kazanır. Neden? Ortadakini hedef alsa bile yanlışlıkla yanındakini vurur. Yani hata yapsa bile, ama buradan oraya vurmak için tam oraya isabet ettirmesi gerekir. Burada bir hedef kümelenmesi oluyor. Dolayısıyla tarih boyunca bütün generaller, bizim paşalar hep bu dış hat dediğimiz, yani çeviren tarafta olmak istemişlerdir. Yani hilal teşkil eden, bunun içine giren değil, hilal teşkil eden, buna dış hatlar teorisi denir modern askeri terminolojide. Dış hattı teşkil eden kazanır. Bunun çok istisnai durumları var. Yani mesela içeride olduğu halde kazananlar var. Buna da eski tabirle huruç harekatı, modern tabirle yarma harekatı diyoruz. Yani düşmanın hatlarını yarıyorsunuz, daha sonra siz onu çeviriyorsunuz gibi taktik şekilde tarih boyunca. Yani Türkler tarih sahnesinin çıkmadan önce de Turan taktiği vardı. Çünkü bu insani bir şeydi. Tabii, elinizde silah varsa... Bunu en iyi, en etkili şekilde nasıl kullanırsanız o şekilde kullanırsınız. Bir önceki savaşta canınızı en çok düşmanın hangi silahı yakarsa, siz bir sonraki savaşta ona sahip olmak istersiniz. Tabii ki. Bu insani bir şey. Tabii. O yüzden tarihi araştırırken de bu şekilde bakmak lazım veya dinlerken de bu şekilde bakmak lazım. Peki Turan taktiği haricinde mesela kurt taktiği biliriz. Başka ne taktikler var? Şimdi, nasıl taktikler? Esasında bunu ben ortaya çıkartmadım. İlk defa ben yazdım ama ben Ahmet Taşağıl hocadan dinleyerek onu teorize ederek yazmıştım. Hoca sağ olsun, bak madem hani meraklısın, şöyle bir şey var diye bir şey anlattı. Nedir hocam dedim, o hilal taktiği dediğim şey hala tam kafama yatmıyor. Bu çevirme olayını anladım. Şimdi mesela o çevirmede de şöyle oluyor. Tarih metinler diyor ki Rumeli ordusu bozuldu. Yani Rumeli ordusu dağıldı gibi. Rumeli ordusunun işi zaten bozulmak.
Onların profesyonel olarak yaptıkları şey o bozuluyormuş görüntüsünü vermek. Vermek yani kaybediyormuş tabii, sanki. Yani siz böyle kazana kazana çekemezsiniz içeriye doğru. Buradaki amaç da o saf düzenini bozmaktır. Saf tabiyesi yani saf şeklinde namaz safı gibi düşünün bunu. Bunların eski dönemdeki muhabere sistemleri, haberleşme sistemleri bugünkü bu olmadığı için oradaki temel amaç şu. O saf düzenini bozduğunuz zaman işte diyelim ki onbaşı diyoruz ya. Diyelim ki 10 tane askerin başındaki kişi. Hı hı. Siz o 10 kişiyle onun arasındaki iletişimi koparttığınız zaman savaş zaten bitti. Hı. Neden? Çünkü kimden emir aldığını bilmeyen, görmeyen, ondan ona işte yakın olmayan bir sürü kalabalık var insan. Bunların tek yapacağı şey kaçışmaktır. Tabii. O yüzden en küçük rütbeli subayla asker arasındaki iletişimi kopartmaktır temel amaç. Hmm. Bunun da anlayışı saf düzenini bozmaktır. O safları yarmaya başladığınız zaman bir kişi, iki kişi kaçmaya başladıktan sonra arkadan görüyorsunuz. Üzerinize doğru kaçmakta olan birileri var. Ne yaparsınız? Demek ki savaşı kaybettik deyip kaçarsınız. Tarihte pek çok savaş var böyle. Buna rağmen askeri durdurup yeniden mesela Varna'da da böyle bir, Varna Savaşı'nda da böyle bir şey oluyor. Bozulurken son anda toparlanıyor. Burada liderin iradesi önemli. Yani oradaki muharebe sahasındaki komutan gerçekten orada dimdik ayakta durursa, asker de ona bakarak iyi eğitilmişlerse, gerçekten onu dinliyorlarsa, ki bu itaat Türk askeri kültürünün en önemli unsurlarından birisidir derim ben hep. Bunu Mete Han şöyle sağlamış, bu arada şu ıslıklı okun da mucidi olduğunu. Mete Han'a geleceğiz. Evet. Mete Han'dan biraz bahsedeceğiz. Bunu ona bağlayarak o zaman müsaadenizle anlatayım. Lütfen, hazır onu da girmiş olalım. Mete Han, işte yine Taşağıl Hoca anlattı, ona tekrar döneceğiz. Askerlerine, babası kendisini Çin İmparatoruna esir olarak verdiği zaman buna çok bozuluyor. Ve hani ben yapacağımı bilirim diye içten içe bileniyor. Ve daha sonra kurtulduktan sonra babasını hedef haline getiriyor kafasında yani. Hı hı. Daha sonra askerlerini eğitiyor. Diyor ki ben oku nereye atarsam siz şu okun ucundaki bir delik var. Bunun çıkarttığı bir ıslık sesi var. O ıslık sesini takip ederek okun nereye atarsam tam oraya atacaksınız. Sakın şaşmayacaksınız. Kim okunu oraya atmazsa onun kellesini alırım diyor. Bu Mete Han'ın ıslıklı evet, oku mu? Evet, bu ıslıklı efendim, ok, ucunda bu meşhur, bir... bakın şöyle... Tabii o ok değil. Yanlış evet, anlaşılmaması evet. Çünkü birileri öyle diyebilir. Mete Han'ın ıslıklı oku. Tam ucunda bir delik var. Tam ucunda ufak bir delik var. Şurada hemen. Tabii görmek çok söz konusu değil bu ufak deliği ama şurada bir delik var. Bu tabii öldürücü aslında bu yön gösterici. Bu ok yön gösterici. Öldürücü ok değil. Mete Han diyor ki bunu diyor ben atacağım. Siz orayı takip edeceksiniz. Evet. Takip edince ne oluyor ki? Diğerleri de hedefi oraya yani bütün oklarını çekip atmış oluyorlar. Mete Han bir gün okunu çok sevdiği atına atıyor. Kendi çok sevdiği bir atı var. O atına atıyor. Herkes diyor ki bir dakika ya bu çok seviyor da bu atı. Biz şimdi bunu atarsak bize kızmasın. Bir kısmı oklarını atmıyorlar. Mete Han diyor ki benim verdiğim emir açıktı. Kim atmadıysa kellesini alırım diyor ve alıyor. Daha sonra oku yine Taşoğlu Hoca'nın yaptığı araştırmalarda gördüğümüz kadarıyla hikayede eşine atıyor. Onu da çünkü ihanet şebekesinin içinde gibi görüyor anladığım kadarıyla. Yine bir kısmı atmıyor. Onların da kellelerini alıyor. En son oku babasına attığı zaman geride o emri dinlemeyen hiç kimse kalmamış oluyor. Herkes babaya? Herkes atmış oluyor. Buradaki amaç galiba şu. Ben gözden çıkarttıysam size ne oluyor? Yani o at benim atım. Ben siz onu gözden benim liderliğimde ne dersem onu diye. Yapmak zorundasınız. Savaşta liderlik sorgulanmaz. Tabii. Sorgularsanız savaşı kaybeden taraf olursunuz. Evet. Ben hep iki şey derim. Bir, sorgulamaz. Karar alınana kadar sorgulanabilir. Hatta tartışılabilir. Şöyle yapalım, böyle edelim denilebilir. Ama karar alındıktan sonra yok ya öyle değil de işte şöyle yapalım derseniz. Onu lider yapar. Sorgulayan lider yaparsa, liderdir. Herkes de buna itaat eder. Yani itaat lider eder. De sistemin bir parçasıdır. Tek başına değildir. Onun komutanları, yöneticileri de yine aynı şekilde olmalıdır. Tabii. Aksi takdirde tek başına lider de başarıyı getiremez. Şimdi tabii Türk savaş tarihi deyince ya da Türkler deyince ilk akla gelen muhteşem bir at binme stili ki eğer siz bir de tabii ki ok. Türkler oku en iyi kullanan ve ata en iyi binen ırk.
olarak biliniyor, öyle değil mi? Doğru, çünkü atı zaten ilk evcilleştirenler bir teoriye göre Hintliler, bir teoriye göre Türkler. Muhtemelen Türkler diye tahmin ediyorum. Bunu hissi olarak da söylüyorum evet, ama hani profesyonel görüş anlamında da. Neden? Çünkü Türkler atla o kadar özdeşleşmişler ki at Türk'ün kanadıdır diye bir söz var malum. Evet, tabii. Aslında tek yek vücut oluyorlar. At gerçekten bir süre sonra sizin yaptığınız hareketleri algılar. Ayaklarınızı çevirdiğiniz zaman veya onu şöyle sıkıştırıp gövdesine herhangi bir hamlede bulunduğunuz zaman o bunu anlar ve nereye gitmek istediğinizi istediğinizi çözerek oraya göre size kolaylık sağlar. Şimdi mesela bugünün atlar işte tanklar, ama tanklar bunu hissetmez. Sadece o komutu verirseniz yapar. Bir de manevra kabiliyeti de at gibi değildir tabii, tankların. Tabii başka şeylerdir. Yavaş 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 tabii. Döneceksen. Şimdi gerçi şimdi tabii bayağı hızlandılar ama. Bir hasiha anka. Evet. Kızıl elma. Evet. Onlar zaten şurada da mesela bir Hisar füzesi var hemen önünde. Evet, evet. Bunlardan da bahsedeceğiz. Evet. Şimdi daha Oktan ve Topuz bu galiba değil mi? Evet. Ondan bahsedelim. Evet. Şimdi unutmadan şeyi unuttum. Onu özür dileyerek tekrar Taşoğlu Hoca'nın bahsettiği taktik. İlk defa bu Hilal taktiği. Adına yontma keser taktiği dedi. Moğolcadan Türkçe yontma keser taktiği dedi. Hocam tam aradığım şey buydu dedim. Nasıl dedi? Dedim ki yani hani bunlar içeri doğru çekerlerken yani sadece böyle kuşatmıyorlar, bir yandan da ortayı çekmeleri lazım. Yani bu da öyle hani gelin bu ortamıza doğru gelin gibi olmaz. Bunu inandırıcı bir şeyle veya hani bunun bir hikayesi bir şey olması lazım. Tamam, yontma keser taktiği o galiba dedi. Nasıl? Geliyorlar akın yapıp düşman saflarının ok atıp mızrak atıp veya işte silahla vurup kaçıyorlar. Vurup kaçıyorlar. O orta taraftaki şeye Moğolcadan Türkçe'ye çevirse tabii yontma keser böyle keser, yontar evet. Ya evet. Ama böyle büyük kopartmaz. Küçük küçük kıymıklar alır. Aynı bu şekilde küçük küçük kıymıklar ala ala en sonunda o psikolojik olarak da insan buna dayanamaz, yıpranır. Yani orada psikolojik harbi uygulamadan da savaşı kazanamazsınız. Yani savaşı kazanmanın bir sürü yöntemi var ama kaybetmek için tek bir sebep yeterli. Mesela öfkelenmek yeterli. Bir savaşı kaybetmek istiyorsanız öfkelenin derim ben hep. Öyle mi? Tabii. Çünkü öfkelendiğiniz zaman... İngiliz General Montgomery'nin bir sözü var. Diyor ki düşman sizin çaldığınız ritme göre dans ediyorsa kazandınız demektir. Çünkü ritmi siz tutuyorsunuz, adın ne zaman atacağını o adımı artık biliyorsunuz. O yüzden sinirlendiğiniz zaman veya öfkenize hakim olamadığınız zaman o düşman artık siz düşman için en elverişli kıvamdasınız demektir. O yüzden mümkün olduğu kadar sakin kalmak çok önemli. Yani orada komutanın da sakinliği çok önemli. Askerlerinkisi de yani mahiyetindeki ordunun da sakinliği çok önemli. Ve savaşı ne kadar kazanmak istedikleri de muhtemelen çok tabii, önemli. Tabii yani haklı savaş denen bir kavram var. Haklı savaş ne? Şimdi mesela Ankara Savaşı'nda bu oluyor. Osmanlı ordusu Allah Allah diye hücuma geçerken karşı taraftan Allah Allah diye sesler gelmeye başlıyor kendi üzerlerine doğru koşan şeye. Şimdi mesela bu zor bir şey. Hani ya biz hani Allah Müslüman, Allah diyoruz. Müslümana karşı. Evet, karşı taraftan da Allah Allah diye geliyor. O yüzden askerin şuna inanması lazım eğer savaşması için. Bu savaş haklı bir savaş. Ben işte vatanımı, yurdumu koruyorum veya ocağımı koruyorum, ailemi koruyorum. Veya işte önemli bir şey için adalet götürüyorum. Yani bu demokrasi götürmek gibi bir şey değil. Bunun ispatı da şudur. Bizim tarihte gittiğimiz yerlere bakarsanız Moğollardan farkımız şudur. Moğolların geride çekildikleri yerlerde bana işte şöyle muhteşem bir eser yaptı diye kaç tane eser gösterebilirsiniz. Bizim şu an Balkanlarda kaç tane eser var? Yani burada sömürge anlayışında şöyle bir şey yok. Gidiyorsunuz, orayı sömürüyorsunuz, sonra orayı abad ediyorsunuz. Mimari eserlerle, vakıf hayır eserleriyle donatıyorsunuz, orayı sömürmüş oluyorsunuz. Biz bunun propagandasını yapamadığımız için şu an pek çok Orta Doğu'daki ülkelerde hala bir Türk antipatisi var. Neden? İşte çünkü oradan çıkanlar demişler ki onlara Türkler sizi sömürdü ha bakın hani. Halbuki gelip kendileri sömürdüler, ne var ne yok aldılar. Geride hangi eseri bırakmış mesela Trablusgarp'ta? İtalyanlar hangi mimari eserler var veya Fransızlar Avrupa'ya hangi yatırımları yapıp hangi eserleri Afrika'ya bırakmışlar? Ne bırakmışlar? Tabii. Dolayısıyla bize baktığımız zaman aradaki farkı çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi biraz malzemelerden bahsetmek istiyorum. Tamamdır. Bu mancınık bu nedir? Bu mancınığımız evet.
Bunu şöyle yapalım. Şeker atan mancınık. Evet. Çok zarifsiniz. Kavrulmuş fındık veya şeker atıyoruz. Silah şeker atmıyoruz. Atıyoruz. Nereye koyuyoruz? Şimdi bu şöyle, kullanılmış mı mesela bizim tarihimizde? Bu tabii tabii. Bu 1453'e kadar, yani şuna kadar, Şahi Topu'na kadar bu mancınık var. Nereye koyuyoruz? Şuradan bunu? Önce şöyle yapalım. Şu kızağımızı bir çekelim. Kızağı çektik. Burada yedek mühimmatımız var. Mühimmatımız efendim şöyle yedek göstereyim. Mühimmatımız. Yedek mühimmatımız, şekerimiz. Evet. Şuraya mı şimdi, koyuyorum? Şimdi yok. O önce şöyle yapalım. Bir mantığını anlamak için tahterevalli gibi bir anlayış var. Aha. Bakın. Burada bir ağırlık var. Daha doğrusu burada bir ağırlık. Bunu çekecek. Aha. Ama çekmesi için bunu yavaş yavaş kilitlememiz lazım. Tabii, şurada bir mandal var. Bunu yanan bir gülle olarak düşünmek. Öyle de düşünebiliriz. Biyolojik savaş için böyle vebalı canlıları fırlatanlar da olmuş karşıdaki kalenin içine. Bunu takıyorsunuz şuradan şöyle. Evet. Evet. Ama öncesinde şu şekilde. Bu arada bu arızalıydı. Bakalım atacak mı? Evet, Yücel Bey. Mancınığımız arıza yaptı. Yedek mancınığı getirin savaşa hemen. Bu o dönemin stratejik silahı bunlar. Tabii, neden? Kaleyi yıkan kaleyi şeyler bunlar. Kaleyi dövüyor. Tabii taktik silah değil ama stratejik silah bu. Bu tabii, taktikle strateji kavramları hep böyle bir arada kullanılır. Sanki aynı şeymiş gibi. Şu an muhtemelen atmayabilir. Şurası takılacak tamam, ama hadi, her ihtimale karşı öyle azından... yapalım. Şu karşıya doğru çekilecek. Şurada bir mandal var görüyorsunuz. Evet. Bu mandalı bir, çektiğimiz bir... zaman muhtemelen şurası takıldığı için takıldı, atmayacak. Ama aa, attı şu şekilde attı. Evet. Attı. Kalenin duvarlarını yıktık. 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 Dolayısıyla bu o dönemin ağır silahı, kuşatma evet, silahı. Kaç tane gidiyor mesela bundan? Bundan orada mı, çok fazla yok. Orada yapılıyor. Orada malzemeleri yapılıyor, getiriyor. Çünkü evet, bu çok yüksek bir şey. Evet. Böyle apartman yüksekliğinde bir şey. Bunu giderken devirirsiniz. Bunu Leonardo da Vinci mi tasarlamış bu mancınığı? Yok, hayır. Bu, onun da böyle bir tasarımı var onun ya. Onun da tasarımları var ama mancınık ondan çok daha önce. Ondan bir yaklaşık 2000 sene kadar neredeyse önce bir şeyden bahsediyoruz. Bunun Grekçe adı Magganon diye yazılıyor. Manganon diye okunuyor. Bu Manganon'u çalıştıran askerlere Manganon'dan manga deniyor. Ha, manga manga adı Manganon'dan geliyor, yani mancınıktan geliyor. Biz bunu menacik yapmışız önce, sonra mancınık şeklinde çevirmişiz. Bu da o dönemin işte önemli bir, en önemli silahı daha doğrusu, yani surları yıkmak için. Şimdi bu da birebir savaşlarda evet, o karşı göz karşıya muharebe dediğimiz, geldik. Göz evet, göze. Bu tabii bir uzaktan ok atanlar var. Mangalar var. Bir de birebir göğüs göğüse savaşanlar var. Bunu nasıl kullanıyor topuzu? Bir elde bir kere şey var. Kalkan da var. Kalkan ya da kılıç. Evet, kılıç. Bir elde de topuz. Böyle evet, mi yapıyor? Bunu bileğinize çok fazla yani komple kolunuzu ben değil, böyle, bileği kullanarak. Böyle tak diye vursam olmuyor mu? Niye böyle bir havalı şöyle havalı? Şöyle karşıdakinin savunması onu ben çok sallamayayım ama karşıdakinin savunmasını yıkmanız lazım bunda. Ya yani karşıdakinin, siz süvariyseniz bunu kullanıyorsanız başka. Siz piyadeyseniz bunu kullanıyorsanız başka. Süvari nasıl kullanır, piyade nasıl şimdi mesela kullanır? Mesela süvarinin bunu kullanması piyadeye göre daha zordur ve daha az. Çünkü aşağı doğru vurursunuz ama aşağıda elinde 3 metrelik mızrak var. O piyade sizi kendisine yaklaştırmamak için elinden geleni yapacaktır. Mesela kalkan varsa karşıdakinde, kalkanı tutuyorsunuz, kalkanla birlikte savaşıyorsunuz. Bir de bunu çevirirken bütün kolunuzla çevirmiyorsunuz. Daha çok şu şekilde mesela... Ha. Şöyle bakın, parmaklarım açık olduğu halde bile bunu ben sıkmıyorum, gördüğünüz gibi şöyle yapmıyorum. Evet. Açık olduğu halde bile şu şekilde sallanabilen bir şey bu. Ama o hani yukarıdan şey veya aşağıdan da vurabilirsiniz. Şimdi buyurun, bu normalde topuz bizim elimizdeki ahşap ama oradaki hayır, topuz... Hayır, ahşap değil, gerçek. Gerçek, gerçek topuz mu bu? Gerçek ahşap değil, yok hayır, bu gerçek topuz değil. Ha, bu değil, bir süs. Bu, evet, bu bir süs ve bu bir ahşap ama normalde gerçekte tabii, topuz... Tabii şurası demir. Demir. Tabii, bunu nasıl takdirde, rahatça çeviriyorsunuz işte bilekten? Onda şöyle... ağırlığı taşımıyorsunuz. Bu zaten havada. Kendi kendine bir devinimi var. Yani devinimi. Tabii kendi devinimini sadece bilek hareketinizde bileği miyim? Çevirerek tabii. Bileği çevireceğiz sadece evet, yani şöyle. Vururken de yukarıdan veya aşağıdan. Doğan. Tabii aşağıdan vurmanız gerekebilir. O doğan, artık silahşörün, yani her ne kadar yazılı şeyler olsa da o silahşörün kabiliyetine bakar ve karşıdaki ben, kişiye nasıl kullanabileceğine ben savaşa bakar, gitmeliymişim. Gerçekten. Ben yanlış zamanda kadın olarak da giderdim.
bakar mısınız? Çok o kadar hoşuma gidiyor ki bu tip şeyler. Evet, yani insan elini aldığı zaman şöyle bir hani sallayası geliyor gerçekten. Evet, evet. Bakın şöyle. Şimdi tabii topuz önemli ama bizim tarihimizde en önemlisi yay. Yay. Ve geri dönüş. Efendim. Şöyle o zaman anlatalım bunu. Bu kompozit dediğimiz bir yay, yani katı yay diye geçiyor. Akça ağaç, bu tabii tam o şekilde o formüllere göre yapılmış değil. İçinde manda boynuzu oluyor. Ve bu yine arasında büyükbaş hayvanların aşil tendonları, ayak bileklerinin arkasında bulunan beyaz sinirler çıkartılıp kurutuluyor. Ve bunlar balık tutkalı denilen bir tutkalla yapıştırılıyor. Bakın insan akça ağaç denilen bir ağaç var, onu kesiyor. Ondan sonra manda boynuzunu ikiye yarıyor ve onun çok mukavim, çok esnek ama aynı zamanda kırılmayan bir şey olduğunu keşfediyor. Ondan sonra o büyükbaş hayvanların aşil tendonunun böyle silikonumsu bir kıvamdadır, o yumuşaktır. Dolayısıyla sizin rahat bir şekilde izolasyon malzemesi gibi kullanabilirsiniz veya böyle bir tampon görevi görebilir. Peki bunları neyle yapıştırıyorsunuz birbirlerine? Mersin balıkları denilen balıklar var. Mersin balığını önce keşfediyorsunuz. Keşfediyorsun. Ah, Mersin balığı buldum diyorsun. Ağzının üst damağının içinde hava kesesi var. Siz ne diyorsunuz? Evet. Toz koparan dedikleri bu mu? Toz koparan kişinin adı esasında. Toz koparan İskender adında. Evet. Kanuni Sultan Süleyman döneminde pek çok efsaneye de konu olmuş. Ama ismi var olan gerçek bir şahsiyet. İlk çektiği zaman yayı böyle kopartmış derler. Ha. Yani o şimdi ilk çocuk olarak böyle hani şey vermezler. Çok bu mesela görece katı bir yay. Ama onlara daha böyle rahat çekebilecekleri, kasları alışsın diye yay verirler. Verdiği zaman ona kepaze yayı denir. Kepaze olmak tabiri de buradan geliyor. Yani en hafif, en küçüğünden başlamak diye. Sen önce kepaze oluyor. Başladın. Ondan sonra daha katı yaylara doğru geçiyor. İskender çekerken tabii tak daha ilk çekişte kopartınca toz çıkmış veya elindeki şurasındaki toz kalmış. O yüzden toz koparan İskender şeklinde ifade ediyorlar. Neden buraları tükürüklerler? Ben tercih etmiyorum. Ben tercih etmiyorum. Ama yapıyorlar değil mi? Böyle bir şöyle bir şeyler hani, yapıyorlar. Bu günümüzdeki kurşunda da var mesela. Kurşunda böyle öpenler, koklayanlar öyle olabiliyor ama onlar çok... o sadece onun için. Ben de acaba ağırlıkla alakalı yok, bir şey bunda, mi böyle aerodinamik olarak diye. Bakın şurada da işte Hisar füzemizin bir minik maketi var. Onun tam parmaklarınızı değdiği yerde kanatlar var, görüyorsunuz. Evet. O kanatlarla bu kanatlar aynı mantık. Ha, aerodinamik. Evet, bu birkaç bin, şöyle, 3000 yıl arayla en yüksek teknolojinin kullandığı şeyle en basit teknolojinin mantığı diyorsun? Aynı. Şimdi çekiyoruz yayımızı. Atacak mıyız, atmayalım? Tabii ki atacağım. Atacağız. Kimi hedef alıyoruz? Kimseyi almayalım. Arkada. Atacak mıyız gerçekten? Ertuğrul mu? Cimici'yi hedef alın diyorlar. Bizim yönetmenimiz Cimici'yi hedef alın diyor. Yok, almayalım. Evet, at. Şimdi o zaman şu tarafa yakından atalım. Hadi. Bari bir risk olmasın, pahalı sistemler vesaireler var. Bu tabii kamera nasıl görüyor bilmiyorum. Gayet herhalde şu tarafa doğru olacak. Arkadaşlarımız evet, onu... Şimdi şu şekilde oluyor öncelikle. Heh. Normalde mandallama dediğimiz bir hareket var. Baş şöyle... parmakla, evet, işaret parmağıyla sıkıştırıyoruz. Ama üç parmak. Ben zihgir, yani yüzük getirmeyi unuttuğum için batı stili şöyle şu üç parmakla çekerek de atabiliyorsunuz. Bir saniye, evet, bir saniye bir tam, evet, tamam. Vay, harika. Şu şekilde. Bende sıra. Beni çok hafife aldınız. Tamamdır, estağfurullah. Hafife almadım, aldınız. Sadece hedef şimdi, dayanmayabilir şimdi o yüzden. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şu oku görüyor musunuz? Buradan. Tam ortadan tam atacaksınız. Tam ortadan ikiye bölerek. Üç parçaya ayırın ama siz. Üç parçaya ayırıp. Peki, o zaman şöyle yapalım. Ne yapıyoruz? Daha önce attınız mı bu arada? Evet, evet. Ha, attıysanız zaten attım. Biliyorsunuz. Yine de basitçe bir izah edeyim o tamam, zaman. Tamam, lütfen en azından ben de öğreneyim. Şöyle dönelim. Evet. Şimdi araya evet, sokuyoruz. Şunu şöyle yapalım. Şöyle birazcık yana doğru dönelim diyor. Şöyle biraz siz o zaman şöyle hedefi ben çevireyim biraz. Siz şunu tutun. Ama bizim attıklarımız şu an çekmeyin bu... lütfen. Aynı, bir dakika. Pardon. Şöyle çevirirsem herhalde korkuyor. Daha iyi olur. Evet. Yok, problem yok. Şöyle durabilirim, tamam. Hatta güveniyorum. Yok yok size. Yok.
Arkada başka stüdyo yok değil mi? Yok. Nereyi vurayım? Nereye isterseniz ortaya doğru nişan alabilirsiniz. Aşağı ortaya doğru. Evet, biraz daha çekin. Çok güzel. Gayet güzel. Açıda güzel bir açıyla vurmuş oldunuz. Tebrik ederiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Parmakla gösterdiği yeri Sefa evet, Bey'in tam ortası oldu. Tam ortadan vurup beni hafife almayın demiştim. Tebrik biz ederim. Biz Türk evladıyız. Bravo. Atalarımızın torunlarıyız biz. Tebrik ederim. Şeref şan duyuyoruz atalarımızla. Türk evladı bir Türk kadını olarak bunu yapmamızı elbette ki beklemiş olmalısınız. 3000 yıl sonra değişen hiçbir şeyin olmadığını hiçbir şey ispatlamış çünkü olduk. Efendim bizim DNA'mıza kayıtlı bu. Bizim savaş, ok, at DNA'mıza kayıtlı. Bir sonraki sefer de atın üstünde göreceksiniz. Maşallah. Gerçekten çok tamam. Ciddiyim. O zaman kaba katışı da yapalım. Anlaştık. Peki. Ya etnospor ne kadar güzel oldu değil mi? Evet. Yani bizi bu, köklerimizle birleştiren. Geleneksel spor, ben hep şunu söylerim. Kültür süs değildir, güçtür, hı-hı, silahtır. Biz kültüre hep süs muamelesi yapıyoruz. Olur mu öyle şey? Oysa bakın hani kendisini hiç sevmem. Hani bir damla petrol litrelerce kandan daha değerlidir diyen bir zalimdir kendisi. Churchill. Meşhur İngiliz. Evet, meşhur İngiliz tarihinin en büyük İngiliz diye kabul ettikleri, o kadar krallar hani aslan yürekli Richard'lar dururken en büyük İngiliz kabul ettikleri kişidir. İkinci Dünya Savaşı'nda kabine toplantısında konuşuyor. Diyorlar ki ya işte diğer bakanlıkların masraflarını azaltalım, Savaş Bakanlığı'nın masrafı şeyini, bütçesini ona göre arttıralım. İşte şunu arttıralım, bu bakanlığı, tarımı arttıralım, işte çevre neyse artık hangi bakanlıklar varsa azaltalım. Sıra Kültür Bakanlığı'na gelince onu da işte azaltmayı teklif edince Churchill rivayete göre der ki Kültür Bakanlığı'nı niye azaltıyoruz? Biz bu kültürü korumak için savaşmıyor muyuz? Hı hı. Bunu da arttıralım. Eğer kültüre bu şekilde bakarsanız kültür süs değil silahtır, güçtür. O yüzden bütün bu geleneksel sporlar sizin o silahınızı, gücünüzü göstermenizi sağlar. Şimdi mesela şu yay zırhı delebilen bir yay. Bakın hani şunu patlatabilen bir yay. Ha bu bunun zırh. Mesela, evet bunda mesela bunun çok enteresan mantığı var. Şimdi mesela örüyorlar bunu tabii. Tabii. Şu mesela da. Şöyle kullanmıyorsunuz şu şekilde. Neden? Çünkü araları açılır. Şöyle kullanıyorsunuz. Böyle olursa bakın arada açılıyor. Evet. Evet. O yüzden böyle. Bu şekilde yapılıyor. Fakat bir şey soracağım Sefa Bey. Düşünsenize. Buyurun. Yani 100 kilo ortalama bir adam düşünelim. Hı hı. Üstüne bunu giyiyor. Elinde kilolarca ağırlıkta savaş silahlar, malzemeleri, silahlar. Evet, evet, evet. At bunu taşıyor, manevra yapıyor. Adam öldürüyor yani çok zor iş. Tabii bu zırhı ben ilk giydiğim zaman şöyle omuzlarıma böyle bastı. Hani böyle yeleği giyersiniz de şöyle çekince aşağıya o hissi verir. Fakat ön taraftan bağlayıp vücudunuza yapıştırdığınız zaman o ağırlığı kayboluyor. Genel bir ağırlığa sanki böyle vücudunuzun bir eti kemiğiymiş, yağıymış, kasıymış gibi bir ağırlık hissediyorsunuz. Uzun metrajda tabii ki fark ettiriyor onu söyleyeyim. Ama hani bağladıktan sonra o ağırlığının artık omuzunuza basmayıp bütün vücudunuza sardığınız bir ağırlık haline dönüşüyor. Onu da söyleyebiliriz. Sefa Bey şimdi süremizin sonuna geldiğini söylüyor sevgili yönetmenim Kadir. Fakat biz bu sefer hücumdan bahsettik. Bir de savunmadan bahsedeceğiz. O zaman da işte kalkanlarla ve o zaman silaha nasıl geçtiğimizden de bahsederiz olur mu? Olur. Bir ateşli silahlardan bahsederiz. İlk savaş tarihimizden işte o akt, ok, topuz döneminden bahsediyoruz. Harp tarihi 101 dersi oldu. Evet, 102'de harp tarihi. Sun Tzu muydu neydi? Sun Tzu. Evet. Sun Tzu. O meşhur bir kitap. Çok ince bir kitaptır ama savaş tarihi açısından evet. Çin kaynakları. Evet. Ki Türklüğün tarihi de aslında Çin kaynaklarında çok yazılıdır. Sun Tzu'yu okumakta fayda var. Şöyle savaşı stratejik açıdan değerlendirerek başladık. Evet. Vurarak bitirelim. Taktik açıdan da bitiriyoruz. Taktik açıdan da bitiriyoruz. Şimdi bunlara gelemedik ama az önce de dediğimiz gibi Sefa Hocamız bizlerle beraber olacak. Şöyle kitabını da göstermek istiyorum.
Mete'den Atatürk'e tarihe yön veren Türk komutanları. Ne kadar gurur duyduğumuz bir kitap. İyi ki Türk komutanlarımız yetişmiş, iyi ki Türk ordusunu yönlendirmişler, iyi ki bu kadar şanlı bir tarihe imza atmışlar. Onlarla gurur duyan bir nesil oluşturmuşlar. Biz çok şanlı bir milletiz. Çok güzel bir tarihimiz var. Gurur duyuyoruz tarihimizle. İyi ki anlattınız tarihimizi. Bir dahaki sefere söz aldık sizden. Kalkan ve silah tarihiyle Türk ordusunun tarihine kaldığımız yerden devam edelim. Tamamdır inşallah. Evet efendim, kısacık bir ara. Koçaksa bir başka. Değişen, dönüşen, kişiselleştirilen koçaklarla her zaman hadise yaratın. Koçaksa başka. Bir başka. Tatilin kazandıranı olur mu? Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da olur. Tatil bütçenizde hem kendi tatil eviniz hem de ömür boyu tatiliniz olur. Antalya'da ister tatil yapın, ister kiraya verelim, hep kazanın. Şimdi büyük fırsat. Otel konforunda full eşyalı, tapulu yeni nesil devre mülkünüzü sıfır peşinat, sıfır faiz, 24 aydan başlayan taksitlerle alın. Üstelik aynı taksitle şimdi bir değil iki hafta alın. Ömür boyu kazandıran tatili kaçırmayın. Hemen arayın. 444-3770. Koçaksa bir başka. Değişen, dönüşen, kişiselleştirilen koçaklarla her zaman hadise yaratın. Koçaksa başka. Bir başka. Sporun ve futbolun sıra dışı söyleşileri dış sahada. Setenay Cankat'ın bu haftaki konuğu ampute milli takımın kaptanı Barış Telli. Şampiyon takımın kaptanı Barış Telli, hayallerini, hedeflerini ve başarılarını anlatıyor. Ampute milli takımın başarılı kaptanı futbola nasıl başladı? Avrupa şampiyonluğunun ardından hedefte dünya şampiyonluğu mu vardı? Türkiye'nin ilk ampute beden eğitim öğretmeni Barış Telli, dış sahada eğitimden spora kariyer öyküsünü aktarıyor. Setenay Cankat'ın sunumuyla dış saha bugün 14.15'te Ekol TV'de. Tekrar hoş geldiniz. Üçüncü ve son saatimize başlıyoruz. Çok yoğun bir gündemimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi önemli bir konudan bahsedeceğiz. Dikkatinizi çekecek ve lütfen eğer şu ana kadar dikkatinizi çekmediyse lütfen ama lütfen izleyin. Çünkü önemli bir durum diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü Afrika bölgesi için küresel acil durum ilan etti. Sebebi maymun çiçeği virüsü. Peki tedirgin olmalı mıyız? Bu virüs nedir? Nasıl bulaşıyor? Şimdi çocuklarımız çiçek aşısı oluyor. Peki maymun çiçeği virüsü bu çiçek aşısıyla bağlantılı mı? Engeller mi? Bu küresel durum ne demek? Pandemiye dönüşür mü? Hala içimizde bir koronavirüs korkusu var. Tüm ayrıntıları çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Mehmet Reyhan'la konuşacağız. Günaydın diyelim hocamıza. Günaydın. Hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız programımıza. Geçtiğimiz haftadan itibaren sizin de bir açıklamanız var bu konuyla ilgili. Maymun çiçeği virüsünden bahsediyoruz. Hocam nedir bu maymun çiçeği hastalığı? Maymunlardan mı geçiyor? Şimdi maymun çiçeği virüsü dediğimiz aslında su çiçeğiyle ilgisi yok. Yani şu anda çocuklara aşı yaptığımız hastalık değil bu. Hı hı. Ama çiçek hastalığıyla ilgisi var. Çünkü işte yüzyıllarca milyonlarca insanı öldürmüş, görme yetisini kaybettirmiş, sakat bırakmış o meşhur çiçek hastalığı.
Ona karşı uygulanan ve ta 1887'de bulunan bir aşıyla ortadan kaldırıldı. Dünya büyük bir seferberlik ilan etti. Türkiye gibi birçok ülkede zorunlu hale getirildi aşı. Ve sonuçta işte son Türkiye'deki vaka 1957'de, dünyada da 1972'de görüldü. 1980'den itibaren de çiçek aşılaması da kaldırıldı dünyada. Dolayısıyla yani ancak 40'lı yaşlarda olan insanların çiçek aşıları var. Daha gençlerin çiçek aşısı olması mümkün değil. Bu neden o dönemlerde çıktı? Çünkü çiçek aşılaması artık bırakılmıştı. Ve bu da çiçek aşısından etkilenen, onunla korunabilen bir hastalık olduğu için bu aşılamanın eksilmesini fırsat bildi ve Afrika'da ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1958'de maymunda gösterildi. Adını doğrudan alıyor zaten. 1970'te de ilk insan vakası bildirildi. Ama şu anda maymunda hiçbir ilgisi yok. Maymundan da pek bulaşmıyor aslında. Bir hayvandan bulaşan bir hastalık, zoonotik bir hastalık. Ama daha çok kemirgenlerden bulaşıyor. Yani işte sıçan, fare, sincap gibi. Biliyorsunuz son yıllarda da insanlarda böyle bir işte evde vahşi hayvan beslenme gibi bir alışkanlık ortaya çıktı. Evet. Bu yolla da birçok ülkeye yayıldı. Ancak işte 2022'ye kadar bu böyle birkaç yüz hasta her yıl civarında ve daha çok Afrika'dayken 2022'de tam salgının 3. yılıydı. Birdenbire işte gene Afrika'dan başlayan ama bu kez Avrupa'ya, Amerika'ya da yayılan vakalar çıktı. Ve bunun maymun çiçeği, ki artık maymun çiçeği denmiyor, M çiçeği deniyor ya da işte Mpox deniyor. Fakat arada şöyle bir fark vardı. Bu virüsün iki tipi var. Bir tane tip 1 dediğimiz daha ağır hastalık yapan, daha çok yayılan, daha çok öldüren tipi. İkincisi de daha hafif, daha az bulaşan ve daha az öldüren tipi var. 2022'deki bu ikinci tipti. Yani dolayısıyla az bulaştı, az sayıda insan hayatını kaybetti. Ve hastaların aşağı yukarı %97'si homoseksüel erkekler oldu. Bunun üzerine de zaten Türkiye'de falan çok da ciddiye alınmadı. Oysa vaka görülmüştü Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı da açıklamıştı. Neticede 2023'ün başında bu sönmeye başladı salgın. Ve artık kurtulduk derken 2023'ün Eylül ayında yine aynı bölgede Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vakalar artmaya başladı. Fakat kötü tarafı bu seferki tip 1'di. Yani daha ağır seyreden, daha çok öldüren ve daha çok bulaşan tipi. Ve nitekim bu geçen süre içerisinde, daha henüz bir yıl olmadı, 90 binden fazla vaka tespit edildi. 1000'e yakın ölüm tespit edildi. Ve dünyaya hızla yayılıyor. Yani işte Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Asya'da, Rusya'da, her yerde vaka rapor edilmeye başlandı. Bir yanlış anlama oldu. 2 gün önce İsveç ilk vakamı gördüm diye yayınladı. Evet. Bu işte Avrupa'ya sıçradı virüs diye anlatıldı. Oysa virüs Avrupa'ya çoktan sıçramıştı zaten. Şu anda bildiğin bütün Batı Avrupa ülkelerinde var. Şimdi pandemi mi derseniz, bu bir pandemi. Çünkü pandemi deyince insanların aklına hemen COVID pandemisi geliyor ama COVID pandemisi farklı bir olay. Oysa pandeminin tarifi çok basit bir şekilde kıtalar arası salgın demek. Yani birden çok kıtada eğer salgın varsa onun adı pandemi. Salgın da bir hastalığın daha önceki dönemlerde görüldüğünden daha sık görülmesi. Bu ikisi de var bu hastalıkta. Hatta dünyada şu anda devam eden başka pandemiler de var. İşte denk humması, Zika hastalığı gibi, sivrisineklerden yayılan, Kenele... Sivri kafalar.
Tabii, birçok şey var. Yani pandemi var ama Türkiye'yi ilgilendiği kadarıyla haberimiz oluyor bizim. Sonuçta işte Türkiye'de vaka tespit edilmedi diye Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Hı hı. Oradaki şey yanlış anlaşıldı. Yani Türkiye'de vaka yok demek de Türkiye'de tespit edilmedi demek birbirinden çok farklı olaylar. Hı. Çünkü yok diyebilmeniz için sizin bütün işte bu bölgelerden gelenleri taramanız lazım. Temaslı olanları taramanız lazım ve bulamazsanız yok dersiniz. Oysa Türkiye'de şu anda yapılan pasif bir sürveyans. Yani işte bir kişi şikayetiyle hekime gidecek. Hekim ondan şüphelenip test isteyecek. Testi pozitif çıkacak. Böyle bir vaka yok. Ama Türkiye'de var mıdır? Olmaması için hiçbir neden yok. Çünkü biz ayrıca farklı bir önlem almıyoruz. Bizim diğer ülkelerden bir farkımız yok. Ve Afrika ile olan ilişkilerimiz de eski yıllara göre çok daha fazla. Hocam nasıl belirti verir Mpox, maymun çiçeği virüsü? Ne özellikler gördüğümüzde kendimizde bir doktora başvurmamız gerekiyor ve nasıl tespit ediliyor? Bir kültür mü yapılır? Nasıl tespit edilir bu hastalık? Evet, şimdi bir defa hastalığın 5 ile 21 gün arasında değişen ama genellikle 1-2 hafta süren bir kuluçka süresi var. Bu kuluçka süresinin sonunda ilk ortaya çıkan şikayet ateş. Ateşle birlikte arkasından baş boyun ağrıları, sırt ağrıları ve genel vücut ağrıları, kırıklık gibi bir belirti çıkar. Buraya kadar birçok hastalıkta karışır. Gripten tutun da işte soğuk algınlığı, birçok hastalık benzer tablo verir. Ancak bunun arkasından tipik olan ve bizi şüphelendiren döküntü başlar. Şimdi çiçek hastalığını görmüş olan insan sayısı çok azaldı artık. Yani Türkiye'de ben de görmedim hiç çiçek hastalığı. Ancak şöyle tarif edebiliriz. Aynı anda derinin bir bölgesinde çoğu zaman, sonra bu yayılma gösterir. Deriden kabarık, içi sıvı dolu ve işte biraz kaşıntı olan ama çok böyle su çiçeğinde kadar belirgin olmayan ve etrafında bir kızarıklık falan olmayan döküntüler görmeye başlarız. Hı hı. Eğer böyle bir tablo görürsek hemen telaşlanmayalım. Çünkü bu birçok hastalıkta karışır. Böcek ısırmasından tutun da işte bazı alerjik hastalıklar, hatta su çiçeği bazı durumlarda karışabilir. Bunun için mutlaka test yapmak lazım. Testinde de şöyle bir sıkıntı var. Kan testleri işe yaramıyor. Çünkü yüzyıllarca çiçek aşısı yaptığımız bir toplum. Baktığınız zaman anneden çocuğa da geçen antikorlar olduğu için baktığınızda hatalı pozitif sonuçlar veriyor. O yüzden tanı ancak bu vezikül dediğimiz o işte şimdi resimde gördüğümüz yerlerden alınan sıvının da yapılan incelemelerle konuyor. İşte bu kültürde yapılabilir ama PCR de var, yani daha hızlı sonuç veren testler de var. Tanının tek konma şekli bu. Ama bunun içinde hekimlerin özellikle, çünkü belli bir tarihten itibaren mezun olan hekimler, hekimlerin tamamı neredeyse bu hastalığı görmedi. Anladım. Bilmiyor. Dolayısıyla hani bir hazırlık yapmak dediğiniz zaman olay sadece işte insanları hazırlamak, aşı bulmak falan değil. Hekimlere de bir eğitim verilmesi lazım. Hı hı. Çünkü gerçekten şey bilinmeyen bir hastalık. Hı hı. Hekimlerin işte bilgili olmasını, hangi durumlarda şüphelenilecek bir algoritma oluşturulması lazım. Hı hı. Biz bunu bütün salgın hastalıklarında yaparız. Burada da bakanlığın bir an önce bunu oluşturması lazım. Hocam, İkincisi, nasıl korunacağız? Biz bireysel olarak ne yapmamız gerekiyor? Hani koronavirüste ellerimizi yıkamamız, maske takmamız, siz defalarca sizin uyarılarınız sayesinde korunabildiysek korunabildik. Bunda ne yapacağız? Ne tavsiye ediyorsunuz? Bir defa öncelikle şunu söyleyelim. Hani önlem alın dediğimiz zaman halkın hemen bir aklına işte o pandemi geldiği için çok korkuyorlar. Evet.
Bu önlemler öyle pandemideki gibi büyük çapta ya da çok çeşitli değil. Yani ne okullar kapanacak, ne iş yerleri kapanacak, ne maske takacağız. Bunların hiçbirinin faydası yok çünkü temasla bulaşan bir hastalık. Bu solunum yoluyla bulaşmıyor. O yüzden de bütün alacağımız tedbirler temasa yönelik olacak. Herkesten bulaşabilir mi? Hayır. Bir epidemiyolojik bağlantı lazım. Yani sizin temasından korkacağınız kişi Afrika'ya gitmiş gelmiş. Ya da Afrikalı oradan buraya gelmiş gibi Afrika'yla bir bağlantı olması lazım. Çünkü vakaların %70'i Afrika'da, sadece %30'u diğer bütün bu ülkelerde. O yüzden herkese değil ama mutlaka diyelim ki el sıkmak zorunda kaldık. O zaman yanımızda bu alkollü el dezenfektanı taşıma adetini yeniden edinmeliyiz. Bu birçok hastalıktan korur. Sadece bunlardan değil ama bunu edinmemiz lazım. Mesafe bırakmak, teması önleyecek kadar mesafe bırakmak gerekti. Yani öbüründeki gibi 2 metre uzak durun falan diye bir şey gerekli değil. Temas etmeyeceksiniz. Yani atlayamaz virüs böyle ya da solunum yolundaki gibi yayılamaz havadan. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Ama tabii halkın yapamayacağı fakat devletlerin yapması gereken şeyler var. Bunların en önemlisi de aşı temin etmek. Şimdi hala kullanılan 2 tane aşı var. Bunlar işte o çiçek döneminde kullandığımız aşılar aslında. Bu ve şu anda kullanılan aşı virüsü de, virüsünün adı da Ankara virüsü. Şimdi adının Ankara olmasının nedeni de ilk defa o zamanki adıyla Refik Saydam Sağ Merkezi Laboratuvarlarında geliştirildi o virüs. Dünya onu aldı, kullandı. Fakat çiçek hastalığı ortadan kaldırılınca daha sonra aşılama da bitti. Eğer birisi kötü niyetli olup buradan biyolojik silah üretirse korkusuyla, bu sefer Dünya Sağlık Örgütü bütün devletlerden imza aldı. İmza karşılığı, ki devlet başkanları koydu o imzayı. Laboratuvarlarda dahi çiçek virüsü bulundurmak yasaklandı. 1990'da bir ilk körfez krizinde bir laf çıktı. Dendi ki Saddam'ın elinde biyolojik silah olarak çiçek virüsü var. Ve bunun üzerine bir komisyon kuruldu. Ben de vardım o komisyonda. Her ülke işte hemen ne yapabiliriz diye baktı. Biz sözleşmeye uymuşuz. Bütün virüsleri imha etmişiz. Fakat anlaşıldı ki Amerika Birleşik Devletleri sözleşmeye uymamış. O sakladığı virüslerden hemen aşı geliştirdi. Çünkü aşı geliştirmek çok kolay çiçeğe karşı. Ve şimdi bütün dünyaya satıyor. Şu anda işte Avrupa'da, Asya'da herkes Amerika Birleşik Devletleri'nden bu aşıları alıp stoklama peşinde. Türkiye'nin en azından risk gruplarına, yani Afrika bağlantılı gruplara aşı uygulaması gerekiyor ve bu aşıyı yapması lazım. Anladım. Pandemi gibi bir yaş riski faktörü yok. Yani çocuklarda şöyle yetişim böyle değil. Herkes de görülebiliyor. Bir tek şu çok soruluyor. Ben işte 40 sene önce çiçek aşısı olmuşum çocukken, beni korur mu diye. Tam korumuyor o eskiden olunan aşı ama hastalığın daha hafif seyrettiği görüldü. Yani bir kısmi korunma söz konusu. Mutlaka eğer riskiniz varsa yeniden aşılanmanız o lazım. O çiçek aşılarının da vücutta özellikle bacakta böyle çiçek şeklinde kocaman bir iz bıraktığını biliyoruz. Epey de etkili bir anladığım kadarıyla aşı, öyle değil mi hocam? Çiçek aşısı. Dünyada ilk örnektir, bir hastalığı ortadan kaldırdı o aşı. Yani milyonlar ölürken birdenbire bu hastalık yok oldu. Evet. Tarihe karıştı. O yüzden bundan cesaret alarak şimdi çocuk felci programı yürütülüyor. Artık o da o yok edilme noktasına çok yaklaştı. Dolayısıyla dediğiniz gibi kadınların bacaklarında, erkeklerin kollarındadır o aşı. Evet, evet. Ve işte yüzyıllarca uygulandı. Evet. Türkiye'de
Fransa'da Pasteur'dan sonra o aşıyı ilk geliştiren ülkedir. Hı hı. Yıllarca kendisi üretip hatta yurt dışına da satmıştır o aşıyı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki varsınız, çok kıymetlisiniz. Aktardığınız bilgiler gerçekten hayati öneme haiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Her başımız sıkıştığında sizin kıymetli bilgilerinize başvuruyoruz Mehmet Hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Hocamız... Kıymetli izleyiciler, bizim için çok değerli, çok kıymetli. Ne zaman böyle başımız sıkışsa sağ olsun, az önce de dediğim gibi fikirlerine başvuruyoruz ve bizi en doğru, en açık şekilde bilgilendiriyor. Geçtiğimiz hafta hocamızın bu mpox, monkeypox yani maymun çiçeği hastalığıyla ilgili açıklaması vardı. Geçtiğimiz haftada en çok konuştuğumuz konulardan biri bu maymun çiçeği hastalığı oldu. Hocamız dikkat edin diyor. Evet, pandemi gibi, yani koronavirüs pandemisi gibi daha doğrusu, kapanma olmayacak, maske takmayacağız ama temastan geçiyor. Eğer herhangi bir temas olursa ki temastan kaçınınız, temizleyiniz diyor elinizi, temas ettiğiniz yeri. Dikkat edin diyor hocamız. Türkiye'de olmadığını söylemek mümkün değil. Bunun için her hastalığı değerlendirmek gerekiyor. Her başvuruyu değerlendirmek gerekiyor. Şu an itibariyle Türkiye'de tespit edilmedi demek daha doğru olur dedi hocamız. Aman dikkat edelim. Hocamızın tüm cümleleri aklımıza kazınsın. Devam ediyoruz. Onlar Türkiye'de en sevilen sporun belki de en büyük zorluklarla mücadele eden temsilcileri. Hakkari ve Ağrı'da faaliyet gösteren iki kulüp onlarca kız çocuğunu futbol sayesinde hayata bağlıyor. Kız çocukları gelinlik yerine krampon giysin sloganıyla başlayan yolculuğun yıldızları tüm engellere rağmen hayallerinin peşinde koşuyor. Kadın futbolcuların bu çabaları ise Kristal Ayaklar ödül töreniyle 19 Ağustos'ta Ankara'da taçlandırılacak. Önemli olan kız çocuğun yüreğine dokunmak. Ona bir gelecek sunmak. Formalarını, kramponlarını giyiyor, yeşil sahalarda top koşturuyorlar. Futbolun kadın yıldızları sadece rakipleriyle değil, ön yargılarla da mücadele ediyor. Biz futbola başladığımız zamanlar siz niçin şort giyip sahaya gideceksiniz diyorlar. Oturun evinizde, bulaşık kan dediler bize. İnsanların bakış açıları gerçekten çok farklıydı o zamanlar. Bu algıları kırmak için biz elimizden geleni yaptık. Onlar için futbol sahası hayatın zorluklarına karşı sığındıkları bir yer gibi. Sahaya adım attıkları anda tüm engelleri aşabileceklerine olan inançları sayesinde büyük başarılara imza atıyorlar. İlk defa yarım otobüsle maçlara gittik bu sene. Yemeğimiz olsun, kalmalarımız olsun, gerçekten ilk defa bu sezon yani futbol oynadığımı hissettim. Sadece futbol oynamak, sporcu yetiştirmek değil ki aslında. Onların hayatını da değiştirmek, onların hayatını güzelleştirmek ve kendi hayatları noktasında söz sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Güçlü kadınlar, güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı. Ağrı'da 7 yıl önce kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin sloganıyla kurulan takım, 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kızlarımız burada kendilerinden sonra kendilerini takip eden ya da kendi yaşıtlarında olan kızlarımıza, gençlerimize örnek oluyorlar. Bundan dolayı ben hem aldıkları ödüllerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Kadın futbolcuların bu çabası ise ilk kez düzenlenecek bir ödül töreniyle taçlandırılacak. 19 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak olan Kristal Ayaklar ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak. Kadın futbolunu destekleyen 400'ün üzerinde davetlinin de katılması bekleniyor. Türkiye'de
Köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli'ne zam geldi. En son zam 3 ay önce yapılmıştı. Zamla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2022 Ocak ayı fiyatlarına getirmiş olduk dedi. İstanbul'un iki yakasından geçmenin karşılığı 2024 yılının ilk günü yani 1 Ocak'ta 15 lira olmuştu. Birkaç ay sonra ücret tarifesi tekrar güncellendi ve 15 Mayıs'ta Boğaz'ın iki köprüsünden geçmenin bedeli 24 liraya çıkarıldı. Ve son yapılan açıklamayla birlikte yıl içindeki 3. zam da tarifeye yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek isteyen araç sürücüleri tek yön için 33 lira ödeyecek. Araçların sınıf ve aks aralığına göre bu ücret artıyor. Her gün kullanan için özellikle çok. Ben her gün Çekmeköy Taşdelen bölgesine gidip geliyorum motosikletle ve arabayla. Gerçekten artık insanları fazlaca yormaya başladı köprü fiyatları özellikle. Yani başka zamlara göre yine iyi. Diğer zamlarla kıyaslarsak. Zamları fazla buluyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu. İki kıtanın en kısa yolu olan Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti de artık 156 lira oldu. Zamdan önceki ücreti ise 112 liraydı. Gece 24'te sabah saat 5 arası tünelden geçiş ücreti 78 lira. Araç tipine göre ödenen maksimum tutar 234 lira. Çanakkale Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti de 419 liradan 585 liraya, Osman Gazi Köprüsü'nde ise 399 liradan 555 liraya yükseltildi. İstanbul-Ankara-Anadolu otoyolu otomobiller için 187 TL olurken, İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretine dahil edildiğinde, otomobiller için 1370 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu arada İstanbul'da programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na zamlar soruldu. 2022 Ocak ayı fiyatlarına getirmiş olduk, öyle söyleyeyim. 2022'deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu, hatta biraz da altında kalmış oldu. Okulların açılmasına sayılı günler kala belirlenen tarifenin çok daha üzerinde istenen servis ücretleri. Veliler kara kara düşünüyor. Konuyla ilgili tüketici derneklerine ise yüzlerce şikayet var. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç ise bu konuyla ilgili uyardı. Kılıç diyor ki UKOME'nin belirlediği tavan fiyat üzerine bir fiyat belirleme şansları yok. Geçen sene 25 gibi bir şeydi, çok da yakın bir mesafe için. Yakın mesafeler bile artık 1000-2000 arası gidip geliyor. Tavan ücret belli olsa da kimi servisçiler bunu umursamıyor. Velilerden talep edilen yüksek meblağlar nedeniyle tüketici derneklerine şikayet yağıyor. Tavan fiyat yani azami fiyat. Bunun üzerinde fiyat belirleme hakları da yok, şansları da yok. 9 Eylül'de açılacak okullar öncesi öğrenci servisleri yeniden tartışma konusu oldu. Pek çok özel okul servisi UKOME'nin belirlediği taban fiyatı reddederek kendileri tavan fiyatın üzerinde de velilere fiyatları dayatmaya başladı. Oysaki servis ücretleri bu yıl içerisinde %127 zamlandı. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü okul servisleri için tavan ücret belirledi. Yıllık kısa mesafe ücreti için 23 bin lira, en uzun mesafe için ise 55 bin lirada karar kılınmıştı. Bence bunda bir yasal yaptırım olması gerekiyor servis ücretleri konusunda. İnsanlar mecburiyetten kabul ediyorlar bazı şeyleri. Ancak bazı özel okullar araç takip sistemi, kamera ve özel sigorta gibi ek maliyetleri öne sürerek bu ücreti 70 bin liralara kadar çıkardı. Vermek zorunda, yapacak bir şey yok yani, çocuklarını göndermek zorundalar. Burada tabii kar hırsı hep maliyet olarak gösteriliyor. Fiyat tarifesi belirlerken tüm maliyet unsurları ortaya konuyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç ise böyle bir durumla karşı karşıya kalan velilere hemen gerekli yerlere şikayet edin uyarısında bulunuyor. Denetimle görevli olan büyükşehir belediyeleri. Büyükşehir belediyelerine kendi yaşadıkları mağduriyetleri net bir şekilde ifade etmeli. Bunun sonucunda eğer bir çözüm bulamamış ise ve kendisi de ikna olmamış ise yapacağı işlem
ikamet etmiş olduğu ilçedeki tüketici hakem heyetleri var. Tüketici hakem heyetlerine bir dilekçeyle başvurması gerekiyor. Okul servisi hizmetinde ekstra alınabilecek ücretin yalnızca okul öncesi ve ilköğretimi kapsadığına dikkat çekiyor Kılıç. Ana okullarında rehber eğer çalıştıracaksa ki zorunluluk %35 ek ücret yapabilir diyor. Onun dışında ortaokul ve liselerde bunu yapamazlar. Servis ücretinin yıllık peşin ödenmesi durumunda %5 indirim yapılması da zorunlu. Çin'de aşırı sıcaklar hayvanat bahçesinin sakinlerini de etkiliyor. Sıcaktan bunalan hayvanların yardımına bakıcılar koştu ve onları buzlu meyve tabaklarıyla serinlettiler. Buzlu meyve tabaklarıyla beslendiler, sıcak havada serinlediler. Çin'in güneybatısında bulunan Yunan eyaletindeki Yaban Hayatı Parkı sakinleri kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Bakıcıları, sevimli canlıların bu mücadelesindeki en büyük destekçileri. Rakunlar, sincaplar ve maymunların da aralarında bulunduğu çok sayıda hayvan için buzlu meyve tabağı hazırlandı, tek tek ikram edildi. Hong Kong'da ise dişi dev panda Ying Ying ikiz yavru dünyaya getirdi. 5 aylık gebelik sürecinin ardından dünyaya gelen minik pandaların görüntüsü hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından paylaşıldı. Van'ın dünyaca ünlü değerlerinden koruma altındaki Van kedilerine kurulan özel tesiste el bebek, gül bebek bakılıyor. Geçen yıl 100 Van kedisinin dünyaya geldiği kedi villasında bu yılın hedefi 130 yavru. Bir gözü mavi, diğeri kehribar renkli. Sakin mizacı ve kar beyaz tüyleriyle dünyada eşi benzeri yok. Bir gözü mavi, diğer gözü kehribar. Farklı göz renkleri ve beyaz tüyleriyle Van kedileri kendilerine özel hazırlanan bu villada koruma altında. Sayıları ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Van'da kurulan kedi villasında şehrin simgelerinden Van kedilerine büyük bir ihtimamla bakılıyor. Saat 9.30-10 gibi mamalar verilir. Bir sonraki gün sabaha kadar mamalar kalmaya devam eder. Kedileri her sabah tek tek kontrol ediyoruz, muayene ediyoruz. En çok ilgi çeken göz renklerinin yanı sıra diğer kedi türlerinden farklı özellikler taşıyor. Kendi sahibine çok bağlanırlar. Yani gerçekten Van kedisini severseniz götürüp başka bir şehire bırakın. Siz eve dönmeden önce... Yavru sizden önce evde olur ya da kedi sizden önce evde olur. Zeki oluşları, çok daha duygusal oluşu ve ev halkıyla kurduğu duygusal bağ bunu ön plana çıkıyor ve kedi ailesinde yüzebilen tek hayvan. 300 kediyi barındıran merkezde her yıl sahiplendirme de yapılıyor. Van Kedisi Araştırma Merkezi Van kedilerin orijinal formlarını üretmeye devam ediyor ve her sene 100 aileye mutlaka Van kedisi sahiplendirmesi yapıyor. Kedi villasının ziyaretçileri ise çoğunlukla çocuklardan oluşuyor. Onları yakından görüp sevme imkanı buluyorlar. Yaz tatiliyle birlikte Van'daki kedi villasına ilgi bir hayli yoğun. Özellikle çok sayıda ilden ve yurt dışından da vatandaşlar bu noktaya kedileri sevmeye geliyor. Nasıl, seviyor musun kedileri? Evet. Ne kadar seviyorsun? Dünya kadar. Dünya kadar. En çok ne ilgini çekti Van kedisinin? Gözleri. Gözleri ne renk? Mavi ve turuncu da. Bir dost canlısıdır. Bir insanın bir kedisi olması her şeyin olması demektir. Van kedisi besliyoruz. Evet. Çocuğumuzu getirmişsin abi. Vallahi bir hafta sonra. Biraz heyecanlı. Biraz heyecanlı. Çok seviyor, aynı zamanda biraz da korkuyor. Seviyor musun kedileri? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Anahtarlıklar, magnetler, peluş oyuncaklar. Van'daki kedi villasına gelen ziyaretçiler eşe, dosta, akrabaya hediye götürmek için de bu noktadaki ürünlerden satın alabiliyor. Kedi severleri ağırlayan merkezin asıl amacıysa saf bir tür olan Van kedilerinin tüm yurda yayılması. Sadece bizim merkezimizde kedinin bulunması bizim için bir anlam ifade etmez. Türkiye'nin her yerinde Van kedisinin popülasyonu artmasını hedefliyoruz ve o şekliyle de çalışmaya devam ediyoruz.
Efendim, hayvanları seviyoruz. Hayvanların her türüne yaşadıkları için saygı duyuyoruz. Ama tabii ki bizim için önemli olanlar, özel olanlar var. Bunların başında da az önce Van kedilerini izledik ya. Onlar bir de tabii ki kangallar, Sivas kangallar ya da bir diğer ismiyle Anadolu aslanları var. Stüdyomuzda şu anda Sivas kangalları ağırlıyoruz. Biraz ırk özelliklerinden bahsedeceğiz. Biraz neden Sivas kangallar Anadolu topraklarıyla özdeşleşmiş, ondan bahsedeceğiz. Sayın Akın Tülübaş, Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Yerli Irklar Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Akın Bey. İsmi nedir bu koca aslanın? Bozo. Bozo. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir Sivas Kangal, ismi Bozo. Sivas Kangalların ırk özellikleri nedir Akın Bey? Birincisi Kangalı meşhur. Öncelikle herkese merhabalar tekrardan. Birincisi kangalı kangal yapan şey karakteri. Hı hı. Yaptıklarıyla atalarımızdan günümüze efsane olmuş bir sürü maceraları var bu köpeklerin. Hı hı. Tabii bir köpeğin ırk olabilmesi için belli bir fenotip dediğimiz dış görünüşe sahip olması gerekir. Hı hı. Burada görmüş olduğunuz köpek bu iş için tam ve doğru bir köpektir. Yavrular da doğru örneklerdir. Hı hı. Kurt suratlı olması, gözlerin Japon gibi dediğimiz çekik hı. olması... Araziye uyumlu olması, çift katmanlı, daha doğrusu bol katmanlı, kürke sahip olması gibi özellikleri vardır. Kangal nedir? Kangal koyun köpeğidir. Yani hı. sürü koruma köpeğidir. Hı hı. Sürü koruma köpekleri dünyada Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar olan bütün arazide kullanılır. Halen aktif olarak çobanla birlikte. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sürüde çoban kullanılmaz. Hayvanlar yaylada bırakılır, başında köpek bırakılır. Hı hı. Kangal'ın özelliği şudur. Sürüye dışarıdan hiçbir şeyi sokmamalıdır. Hı hı. İkincisi de bir koyun, en önemli konu bu. Hı hı. Sürü giderken kuzuyu doğurduğunda çobanın görmesi imkansız. 300-500 hayvan ve yerden toz kalkmış gidiyorlar. Hı hı. Köpek bunu fark etmeli ve doğurmuş koyunun yanında beklemeli. Sahibi gelene kadar. Görüyorsunuz çok alerttirler. Evet, nasıl bak. Ekranlara bakarlar, uyanıktırlar. Aferin, tamam. Aferin oğlum. Tamam, aferin Bozo. Sana. Aferin. Aferin oğlum. Tamam oğlum, aferin. Bu arada Bozo sürüde yetişti, köy ortamını iyi bilir. Hmm. Ve ona rağmen stüdyo ortamında çok iyi sosyal durdu. Evet, bunlar doğru hareketler. Sana. Yani bir şeye tepki göstermesi evet. doğru. Jimmy yaklaşıyor. Şu anda tabii izleyicilerimiz belki ne olduğunu anlamıyor. Evet. Sevgili yönetmenimiz Kadir Jimmy'ye verdi komutu. Jimmy Bozo'ya yaklaştı. Bozo Jimmy'ye bakıyor ve pek hoşlaşmadı bu kendisine doğru gelen kameradan. Koruma dürtüleri hemen gösteriyor. Bu arada Akın Bey Bozo stüdyoya girdiğinde ne yaptığını da anlatalım. Şimdi arkamızda şu fotoğrafları görüyorsunuz. LED'imizdeki fotoğraflardan Bozo hiç hoşlanmadı. Onlardan girer girmez benim resmim niye yok dedi. Evet. Beni niye koymadınız dedi. Bir onlara havladı, hırladı, bir böyle bir baktı bu nedir diye. Sonra onların bir tehlike unsuru oluşturmadığını anlayınca bir rahatladı. Evet. Şimdi dediniz ki Bozo tam olarak Sivas Kangal özelliğine sahip bir köpek. Sivas Kangalların çeşitleri var mı? Hayır, Kangal Kangal'dır. Kangal aslında. Kangal. Akbaş falan şöyle diyorlar. Şöyle izah edeyim çok kısaca. Türkiye çok biliyorsunuz eski bir yer, yani Anadolu toprakları. 5 tane Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında tescil edilmiş köpek ırkımız var. Birisi Kangal, birisi Akbaş, birisi Aksaray Malaklısı, birisi Karadeniz Çoban Köpeği, birisi Boz Çoban Köpeği. Bunların hepsi farklı farklı dış görünüşe ve farklı karakteristik yapıya sahip olan köpek ırklarımızdır. Benim bu arada mesleğim kinolog, yani köpek bilimcisiyim. Bu işleri yaparken binlerce köpeğin ölçümünü, salya örneklerini, tüy örneklerini, kan örnekleriyle DNA çalışmalarını Ankara Üniversitesi'nde yapıyoruz. Ben 48 yaşındayım. 35 yıldır aktif olarak yerli köpeklerle ilgileniyorum. Ne güzel. Çünkü bu hayvanlar çok çok kıymetli. Covid zamanında bunu daha iyi anladık. Evde baktığımız köpeklerdense köyde baktığımız köpekler Covid'de, köye gittiğimizde, bahçeli yere gittiğimizde daha uyanık, sıcağa, soğuğa dayanıklılar. Şimdi Kangal neden diğerlerinden farklı? İsterseniz kısaca özet lütfen, geçeyim. Lütfen. Neden dünyada Mastiften bir sürü... Mastiften mesela, Mastiften, Golden Retriever'dan mesela, neden farklı? Veya diğer çoban köpeklerinden. Çok az yakıtla, değerli izleyiciler, değerli arkadaşlar, çok az bir yakıtla inanılmaz bir iş gücüne sahip olan bir köpek olduğu için, inanılmaz boyutunun iki katı gücünde bir gücü vardır. Yani şöyle örnek vereyim. Bu köpek şu anda 55 kilo. 80 santim, 55 kilo.
Biraz daha doldurursanız 60 kilo olabilir. Ayağa kalktığında kaç? 80 santim omuz yüksekliği var. Hı hı. Ayağa kalktığında 1.75'i bulur. 1.75. Burun ucu 1.80'i bulur. Evet. Bu ideal boyutta bir köpek. Daha küçükleri de vardır, daha büyükleri de vardır ama bu işin nasıl örnek vereyim? Brad Pitt'i. Bu köpek. Yani yakışıklı aynı zamanda ve anatomisi doğru olduğu için. Brad Pitt diyorsunuz. Tabii. Net. Sana Brad Pitt dediler. Çok, tabii, çok havalısın. Evet. Çok yakışıklısın. Kangal'ın olayı şu. Bu yüksekliğe göre ağır değildir. Mastif kadar kaslı değildir. Salyalı o kadar salyalı. Kesinlikle salya yapmazlar. Evet. Alt talya dudağı sarkık değildir. Evet. İkincisi bu arada Mastif dediniz. Hı hı. İngiliz Mastif'in atası bu topraklardan gitmiştir. Bu çok büyük bir bizim mücadelemizdir. Aksaray Malaklısı denilen köpeklerin ataları da işte Mezopotamya, bu bölgedeki Orta Anadolu'daki köpeklerdir. Bu köpekler buradan İngiltere'ye göçen Keltlerin götürdüğü, Galatların, Ankara civarındaki Galatların götürdüğü köpeklerin Alan kavminin köpekleriyle 1500 yıl öncesi, 2000 yıl öncesi eşleşmeleri sonucu ortaya mastifler çıkmıştır. Ve onları orada savaşta kullanmışlar, büyük hayvan avlarında kullanmışlar. Ancak günümüzde bu gördüğünüz köpekler sürünün başında ya da büyükbaş hayvan ahırını bekleyerek ya da büyük araziyi bekleyerek günümüze ulaştılar. Şimdi en önemli konuya gelecek olursak, Kangal'ın farkı nedir? Kangal arazide kendi başının çaresine bakabilme yeteneği en yüksek köpektir. Bunun örneğini vereceğim. Tazıdan sonra tüm ırkları katarsak, bizim bildiğiniz tavşanı yakalayan tazımız var ya, ince, yerli tazı. Arazide biz bu hayvanlara, yavrulara labirent yapıyoruz. Doğal labirentler, saman, işte tahta şu. Bulabilecekler yavruyu mi? Yavruyu bırakıyorsunuz, çıkabilecek mi? Orada hayvan oturup ağlıyor. Ya da bir süre uğraşıyor, sonra bırakıyor. Mücadeleyi bırakıyor. Ama Kangal yavruları köyde doğmuş. Bak. Köy köpeğinin yavrusu tıt 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 oradan bakıyor, buradan bakıyor, fırt diye dışarıya çıkıyor. Aferin. Aynen size. Öyle. Şimdi cin gibi size. Deriz ya, hani böyle uyanık deriz. Kangal zaten uyanık olmalı, akıllı olmalı. Ne yiyor? Ne kadar yiyor? Şöyle eskiden imkanlarla alakalıdır beslenme, bildiğiniz gibi. İmkan dahilinde her şeyi yerler. Yalla beslenirdi mesela eski köpekler. Yal dediğimiz, yere bırakabilir miyim bu arada? Ki, tabii ki bırakabilirsiniz. Gel bakalım. Ben yardım edeyim size. Yok. Şöyle... Yok. Birlikte tutalım. Gel bir tane gel. Oo, bakın, Oylum Hanım köpekten anlıyor. Köpeği doğru bıraktı yere. Tabii. Önce kalça ve omuz değil, dört ayağıyla birlikte bırakmak çok daha doğrudur. Aklınızda olsun. Hayvana zarar vermemesi açısından. Koş. Bozo usludur. Ay, çok tatlısın sen. Bozo şimdi sürü lideri olduğu için yanına sokmak istemeyebilir. Yavru da hayır Bozo, hayır. Hayır, usludur. Hemen bakın terbiye etti yavruyu. Ama isterseniz alalım onu. Alalım. Bu tarafa doğru. Bozo, çok ayıp. Gel buraya, gel. Çok ayıp. Gel. Gerildi birazcık. Bozo, hayır, gel. Aa, bu da korktu. Gel. Hayır. Alabilirsiniz. Gel. Dişimiz maalesef. İşte dişi. Birazcık. Görüyorsunuz. Çığlık çığlığa. Evet. Tamam, sen buradasın. Arkadaşım, Bozo niye kızdı? Bozo sürü lideri fazla ayağına dolaşanı, yanına geleni hemen uzaklaştırır. Daha sakin köpek de getirebilirdik ama burada yürümeyebilir. Stüdyo ortamında evet. Biz istiyoruz ki buraya geldiğinde ben yani 30 yıl ağır başlı olsun. Evet, sosyal olsun istiyorum. Yani köpek buraya geliyor, şu olursa nasıl Kangal bu demememeli. Yani olmaz. Hayvan burada bakın gayet sosyal. Niye kesiyorsunuz? Şimdi, kurtlardan dolayı mı? Hem o. Hem de kurda karşı korumak için atalarımız bunu bulmuş. Bakın demir tasma takılır ya bunlara. Evet. Bu demir tasma kulağa sürtüyor ve iyileşmeyen yara oluyor. Ay. Şimdi çoban dağda arponuyla köpeği besliyor. Sürüyle mi uğraşsın, doğuran kuzuyla mı, peyniriyle mi uğraşsın? Evet. Köpek işini yapamıyor. Ve kurt kulağını ısırdığı zaman gerçekten yaralanıyor. Kulağın doğru kesilmesi lazım. Yani bir doktor tarafından kesilmesi lazım. Kesinlikle yani kendileri kesiyorlar, o olmamalı. Bunu tavsiye etmiyoruz. Ama bir köpek sürüde çalışmıyorsa da kulağının kesilmemesi lazım. Bunlar sürüye gitmeyecek. Tabii. Bakın kulakları kesik değil. Kulakları kesik. Bunlar nereye gidecekler yavrular? Bunlar damızlık olarak kalacak. Çünkü dedeleri dinozor. Serbülent Hoca'nın köpeği. Buradan da selam olsun hocamıza. Kangal Father diyoruz biz ona. Çok büyük emeği var. 30 yıldır hiç durmaz, çalışır. Onun üretimi. Bunlar. Bozo şirin demek galiba değil mi? Bozo hayır. Beyaz mı demek? Hem Türkçe'de hem eski Kürtçe'de hem de Karadeniz'de, ben Karadenizliyim, eski Lazca'da beyaz, açık beyaz renkli demek. Anlamına evet, gelen beyaz. Ortak bir kelimedir. Bozo kelimesini oradan seviyoruz. Bu köpeklerin üretimi dolayısıyla bir emek veriliyor ya, kan hattı geliyor. Bunun dedesi dinozor
Çok sevdiğimiz bir köpek. İşte İsmi dinozor mu? Evet. Neden biliyor musunuz? Antik bir görünümü var. Rustik bir görünüm var daha doğrusu. O yüzden dinozor dedik. Bunlar da onun torunu. Ferrari vardı bir başka dedesi. Onların torunları olunca biz de dedik bunlar koyuna gitmesin. Yani evde bahçe de dursunlar. İsimleri ne? Bu isimini koymadık. Koymadık mı? Size Defne, bırakalım canlı yayında. Defne koysun. Defne ne olsun isimleri? Kız olanın ismi Çilek ol. Çilek. Sivas Kangal'a Çilek ismi çok mi koydun güzel bir isim sen? Evet. Bravo. Tebrik Çilek, ederiz. Çilek. Erkek olanın ismi ne olsun? Çikolata. Çilek ve çikolata. Yasin Bey, Çilek ve çikolata. Çilek ve çikolata. Ama değiştirirseniz çok bozuluruz. Federasyonu böyle yayında kaydedeceğiz. Secerelerini böyle yapacağız. Böyle kaydedilecek. Çilek ve çikolata. Tasmalarını da buradan hemen Emrah Bey'den sözünü alalım. Tasmalarını da isimlerini yazdıralım. Evet. Tamam. Sonra bize fotoğrafı gönderin. Olur. Zaten Çilek ve çikolata oldu Defne. Harika. Ben tutayım biraz. Buyurun. Buyurun. Ötekini de ben alayım ama. Ben alışığım. Onu alayım. O çok tatlı ya. Çok şeker. Ne olur verin onu. Oy bu çok tatlı. Gel. 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 Korkma. Korkma. Sarıldı korkma tam. Bir tane. Evet. Tam sarıldı. Baksanıza. Biz tamam aşk yaşıyoruz burada. Tamam bir tane. Peki şimdi ırkların kanlarının bozulmadan bu noktaya kadar gelmesi ve tarihte ilk Sivas Kangal'a ne zaman, nerede rastlıyoruz? Çok güzel bir soruya değindiniz. Sordunuz, özür dilerim. Kangal, Orta Asya'dan gelen atalarımızın köpeklerinden bir tanesidir. Hı. Çok köpek geldi buraya. Bunların başlangıç noktası Kırgızistan Saymalıtaş'tır. Hı. Mezopotamya'dan daha eski bir noktadır. 20 bin yıllık Saymalıtaş'ta biz araştırmaları yaparken birçok araştırmacı, profesör, hocalarımız gitmişler. Ben de defalarca gittim Orta Asya'ya. Türkmen dağlarına, bütün her tarafa gittim bu köpeklerle ilgili. Kayalarda zaten bunları görüyorsunuz. Hmm. Kocaman bir köpek, boynuna tasma takılmış ve el tasmasıyla mızrakla ava giderken resmetmişler. Bu 20 bin yıllık bir çizim. Kaya üzerine, orada 9-10 bin kayanın üzerine Saymalıtaş diye Google'a yazarlarsa izleyicilerimiz görecekler. Videoları da var onlarca. Oradan başlıyor. Mezopotamya'daki eski savaşan, büyük hayvan avında kullanılan dev, kısa tüylü, mastiflerin de atası olan, bizim topraklardaki dev köpeklerin atası olan köpeklerle eşleşerek, yani kan hattı birbiriyle birleşe günümüze geliyor. Kangal adı Kangallılar tarafından koyulmuştur. Bir yanlışlık vardır, Amerikalılar koymuş diye. Hayır. Amerikalılar geliyor, 1960'lı yıllarda bu köpekleri fark ediyorlar. Türkiye'de görev yapan askerler. Bu nedir diyor. Sivas Kangallılar diyor ki, Kangal'ın köpeği, yani Kangal ilçesinin köpeği anlamında söylüyorlar. Kangal ağaları var, soy isimleri Kangal olan aileler var. Bu köpekler Kangal köpeği diye nam yapıyor. Neden? Çünkü sürüye kurdu sokmuyor. Çok cesurlar. Cesaret bir tarafa, Jack Russell da çok, benim Jack Russell'ım var. Kurda gider eminim. Olmaz. Ama ölür. Ya da kışın soğukta hani üşür. Şimdi bu hayvan şu kadarcık arponuyla, bir ekmekle 24 saat çalışıp, kurtla mücadele edip, yavruları yetiştirip, çobanlarla gerekli iletişimi kurup, köye giriş çıkışta kimseye rahatsızlık vermeden, yani aklıyla bu işi yaptığı için biz bu köpeği tutmuşuz Sivas bölgesi. Yani uzun yayla o platoda, Sivas'tan işte atıyorum Ankara'ya kadar, Haymana'ya kadar olan platoda bu köpeği tutmuşuz. Daha yukarı çıkıyoruz Karadeniz yaylalarına. Karadeniz çoban köpeği diye Google'a yazınca göreceksiniz uzun tüylü, sanki tüyü Gore-Tex olan, su geçirmeyen. Mesela bu köpek o yağışta dayanamaz. Bakın, öyle mi? Tabii aşırı bir yağış vardır. 24 saat yağar. Girecek yer ararken, ama Karadeniz çoban köpeği değildir. Fakat o da Sivas'ta bu köpeğin çalıştığı ortamda aynı dayanıklılığı gösteremez. Hepsi birbirinden farklı özellikte. Aksaray Malaklısı. 100 kilo bir köpek. Bu köpek bir 300 tane hayvanın olduğu yere bağladığınızda durdurmanız imkansız. Yani silahla vurmanız lazım. O kadar büyük ve güçlüdür. O kadar. Görmüşsünüzdür. Onun bir de bekçilik yapanı başka bir şeydir. Yani mastifi yutar. Bakın. O kadar. Tabii. Mastifi yutar. Neden biliyor musunuz? Mastif efemini olmuş artık. Ha, yani özelini yitirmiş. Ev kuşusu olmuş. Bitti. Üşüyor, ağlıyor. Ama Malaklı öyle değil. Malaklı eksi 10, eksi 15 derecede Aksaray'ın o kuru soğuğunda ahırı bekler. Hırsız gelse kesinlikle uyanır, bakar ve gerekeni yapar. Trabzon zerdevamız var Karadeniz'de. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de 20 tane köpek ırkı var Oylum Hanım. Bizim için en önemli şey bu hayvanların safkanlığını devam ettirmesi. Federasyonumuzun şu an kayıtlarında 1973 yılından günümüze kadar gelen köpeklerin, işte bu köpeklerin listesi, ataları, secereleri, soy kütükleri takip ediliyor. Biz bunu devam ettiriyoruz. Bozo öyle mi mesela? Tabii ki. Bozo da bunlarda. Onlar yani da sadece öyle. Bakın, Serbülent Özgüray'ın
2000 yılından tam 24 senedir Serbin Özgüray bu köpeğin soylarını, yani 15 yıldır üretim yapıyor diyelim ama geçmişteki 10 yılı takip etti. Hmm. Doğru damızlıkları aldı, üretti ve günümüze ulaştırdı. Ben de aynı şekilde devam ediyorum. Şu an benim kendi adıma Tarım Bakanlığı'nda 365 köpek kayıtlı. Oo, ben köpeklerimi sürüde çalıştırıyorum. Kesinlikle. Yani evin bahçesinde 5-6 köpek bakıyorum. Çünkü köpeği çok seviyoruz ama sürüde çalıştığını bakın, kangalı kangal yapan sürüde çalışmasıdır. Hmm. Kafeste olmamalılar. Tabii. Ya da villa bahçesinde de bir yere kadar yetmiyor köpeğe. Fabrika için uygun mudur mesela? İlla sürü mü ister? Sürü köpeği olduğu için, yani bekçilik için yerine ben kangal seviyorum deyip besleyebilirsiniz ama kangala hizmet amacıyla üretilecekse bu köpeğin köy ortamında, köy doğasında olması gerekiyor. Peki bu köpeklerin yurt dışına çıkışına izin var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Fakat çıkması lazım mı derseniz çıkmalı. Neden? Buna hizmet eden insan bu köpeği satıp para kazanacak, aşısını, ilacını, her şeyini yapacak. Günümüzde bir torba mama, bir aşı, maliyetleri bir düşünün, köpeğin kalitesi düşer. Ama mesela koalaların Avustralya'dan çıkması yasak. Ama hani kangalların yapmıyor. Bakın evet. Kangal bütün kangal Orta Asya'da, köpeği. Amerika'da kurtlara karşı mücadele ediyor ve bizim burada köylümüz bir koyunu satacak, süt satacak, yumurta satacak, tekeri zor çeviriyor. Ama bir tane köpek sattığında 3 tane koyun parası alabiliyor. Bildiğim kadarıyla Sivas kangallar epey pahalı. Yapar. Evet, iyi para yapar. Ve köylüye de çok faydası vardır. Yetiştirene çok faydası olur, emek verenlere. Biz şöyle örnek verelim. 10 tane kardeşler bunlar. Örnek veriyorum. 6 tanesi sürüye gitti. Öyle mi? Tabii. 2 tanesi evde kalıyor. Ha. 6 tanesi sürüye gitti. Neden? Genetik havuzu korumak için. Zaten tabii. Bakın biz Türkler akıllı insanlarız. İyi yavruyu, en iyisini yurt dışına satmazlar. Tabii. Genetiğin en iyisi burada kalır zaten. Önemli olan dışarıya da gitsin ki bakın Alman kurdu, dünyanın her yerinde Alman kurdu değil mi? Tabii. Doberman nerede? Bırakalım tabii. Da kangalda, benim kendi kişisel evet. Görüşüm bu. Dünyada bizim markamız olarak devam etsin. Bozo'nun niye façası var gözünün altında? Sürüde çalışıyor. Ha. Muhakkak bir şeyle kavga etmiştir. Bir faça var, görmüşsünüzdür. Evet. Orada evet. Bir kavga olmuş. Evet. Peki mesela... Sadece kavga değil, telden de oluyor. Yani atlayıp zıplayıp gidiyorlar. Yani biz onu önlem alamayız. Çünkü hayvan arazide olduğu için. Şimdi... şöyle örnek vereyim, bakın boğuş yarası köpeklerin genelde ayaklarında olur. Ha, öyle mi? Köpeklerde. Surattaki façalar, yani şurada gördükleriniz, bunlar sürü köpeğinin sürü köpeğiyle kavgası gibidir. Devam etmezler bu işlere. Ve yani şöyle kilosuna falan baktığınız zaman bakımına sürüde çalışan bir köpek için çok bakımlı. Evet, yani temiz, tertemiz, şey zayıf değil. Beslenmesi evet, iyi çok iyi. Merak çok güzel, çok güzel bir köpek. Şş, Bozo. Kalk. Tırnaklarından da anlarsın mesela tırnakları. Evet, bakın, tırnaklar kesilmiş, törpülü. Kesilmemiş. Kendisi arazide gezdiği için. Evet. Ha. Hareket ettiği için, sürüde çalıştığı bir için. Bir altıncı tırnaktan bahsedilir. Var şurada. Şuradaki çift tırnak deriz. Evet. Bazen burada ikili olur. Aslında bu çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Arazide takılma yapabilir. Bozo'nunki çok uzun olmadığı için kesilmemiş. Aslında onu küçükken, yani bu yaştan biraz daha küçükken... Operasyon yapılıp buradan alınması lazım. Ha. Doğrusu odur. Çocuklarla nasıldır süper. Sivas kangallar? Süper. İyiler yani midir? Bunlar, bu hayvanlar her şeye karşı iyidir. Mesela kurt gördü diyelim. Hı-hı. Sürüye yaklaşan bir kurt. Ne yapar Sivas kangallar? Şöyle, eğer son noktada gördüyse direkt fırlar. Ha. Ama genelde bu köpekler av köpeği gibi koku aldıkları için o kokuyu bize söylemiyor. Zaten yaklaştırmazlar. Kokuyu aldığında bakın kangal şöyle burnunu kaldırır, kokuyu alır. Bazısı haf der ve fırlar, haber verir. Ha, geliyor der. Ben gidiyorum, bir şey var. Ve sürünün içinde kalacak olan ekip sürünün içinde kalır veya tek köpek, diğerleri peşine gider. Çünkü buradan kurdun peşine gidiyorlar, buradan da ikinci ekip gelebilir diye içeriye bir kişi bırakıyorlar. Bunu köpeğin kendisi yapıyor. Savaş taktiği yapıyor yani evet. Resmen. Bunu köpeğin bakar kendisi mısın? Yapıyor. Ben gözümle gördüm bu işleri defalarca. Mesela... Karadeniz çoban köpeği kurt gördüğünde daha farklı davranır. Aksaray Malatlısı daha farklı davranır. Bu tamamen farklı davranır. Dünyadaki net söyleyebilirim ki kurda karşı en cesaretli köpek kangal. Yani biliyor dört kurt var, ölüm riski var ama işini, yani oradaki kuzuları, koyunları korumak için hayatını riske atıyor. Direkt hiç sorgusuz sualsiz. İnsanın böyle içi gidiyor. Yani o fırlayıp insana. Gidiyor. Hiç bir kurtla kangalın mücadelesine tanıklık ettiniz mi? Uzaktan. Böyle birkaç değil yüz mi? Metreden kangalda araçla seyahat halindeyken tesadüf bir kurt geçiyor. Ama kurt bir şeye saldırmıyor. Dere yatağından giderken sürüdeki köpek onu fark etti. Biz de tabii arabayla tarlaya girdik görmek için. Koştu, çarptı.
İlk kalkan kurt oldu, depar attı. Köpeğe baktım yetişemedi, kaçtı kurt. Sonra gittik baktık ki köpek 7-8 yaşında, yani yaşlıydı. Mücadele olsaydı yani orada canlı görebileceğimiz kadar yaklaştık. Ama şunu söyleyeyim, 100 karşılaşmanın 99'unda bir defa temas olur. Eğer köpek tutabilirse, kurdu zapt edebilirse ancak öyle. Öbür türlü kurt her zaman kaçar. Kaçar. Kurtulur. Yani çünkü daha antrenmanlı Kangal'a göre 7-24 hareket etmek zorunda olduğu için hiç yerinde durmaz. Zaten işin aslını şöyle söyleyeyim. Bakın adı kurt öldürme köpeği değil. Adı sürü koruma köpeği. Evet. Yani amacımız bu köpeğin kurtları öldürmesi değil. Amacımız sürüyü koruması. Yırtıcıyı uzak tutmak. Git başka bir şeyi avla. Bu sürüye gelme. Bu amaç benim. Bu. Evet. Kaç tane köpek barınabiliyor bir sürü içerisinde? Yani genel olarak şöyle söyleyeyim, her 100 hayvana bir köpek lazım aslına bakarsanız. Bir de meranızın büyüklüğüne bağlı. Yani merada başka sürüler var mı? Merada tehlike unsuru ne kadar? Şimdi hiç tehlike olmayan bir yerde bir tane köpek yeter. Ama kurdun bol olduğu bir yerde o zaman birkaç köpeğe ihtiyacınız var. Bir de yedekli köpek de olması lazım. Neden? Köpeğin ayağı kesiliyor. Köpek yüzünden yara alıyor. Bozo'daki gibi. O hayvan o yüzündeki yarayla sürüye gönderiyorsanız merhametsizsiniz. Eve alıp bakım yapılacak. Kardeşi, oğlu, nenesi, dedesi bir şeyi sürüye devam edecek ki koyuna sahip çıksınlar. Evet. Bir test daha anlatayım. Bakın bu yaşlarda yavrular koyunun içine doğmalı. Sürü köpeği için söylüyorum. İyi kangal köpeği için. Koyunun içine doğmalı. Sonra böyle bir aylık falan hani oynamaya başladıkları çağda çağırıyorsunuz. Hangisi geliyorsa onu sürü. Sürüden uzaklaştırın. Gelmeyip orada kalan, kuzuların yanına giden. Bu bir. İki, onların içindeki lider hangisi? Hani yemeği koyduğunuzda sahiplenen, üstünlüğünü kurmaya çalışan. O da işte o da Bozo. Bozo mu? Bozo işte. Bozo sen neymişsin? Bozo'nun yalnız... Çok rahat. Kadir'cim, yönetmenim, Bozo'nun tasmasına bir zoom yapar mısın? Evet. Bu ne güzel bir tasmadır. Tasmayı yapan arkadaşım burada. Öyle mi? Emrah. Ellerinize sağlık. Harikasınız. Bu bir sektör oldu. Evet. Türkiye'de. Kangal. Yani yerli köpeklerin bu böyle işte Türk bayraklı, nazar boncuklu. Çok güzel. Süslü püslü tasmaları. Harika. Eline sağlık. Kangal'a yakışır bu. Belki başka hayvana değil ama Kangal'a yakışır bu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık, sağ emeklerinize sağlık. Sizin isminiz neydi? Yasin Başkan. Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey, bu köpeklere en çok emeği veren. Kardeşim emeğinize olduğu için sağlık. Buyur gel dedim, ona da rica ettim. Sevgiyle yapılacak iş bu. Kolay değil. Atilla Tülü başta Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Yerli Irklar Başkanı. Aslında yerli ırklarla ilgili en yetkin isim, bize en doğru bilgileri verdi. Kangal köpekler de bizim için çok kıymetli. Bize ait, Anadolu'ya ait. Anadolu'nun özelliklerinden biri. Onun için biraz Sivas kangalları öğrenmek, kangalları sizlerle de paylaşmak istedik. Süremizin sonuna geldik. Bozo bir kalk, bir görelim seni. Hadi. Ya bir kalk öyle bitirelim. Hadi gel, yayını. Hadi. Aferin oğlum. Aferin sana. Burada böyle durduğuna bakmayın, gerçekten atik, hareketli bir hayvan. Ediyorum. Ama zemin ama şu an yatışı da çok güzel. Çok yerinde. Güzel. Efendim ortamı görüşelim. Sevdi. Yarın sabah 9'da bir araya gelmek dileğiyle 9-12 sizleri bekliyoruz. Kendinize iyi bakınız, hoşça kalın. Yarın görüşürüz.